Evet, 18 Eylül Pazar. Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten güzel bir pazar sabahı diliyoruz. Artık iyiden iyiye sabah sabah oldu. Saatler tam onu gösterirken, dün de belirttiğimiz üzere Eylül ve Ekim aylarında pazar sabahları saat 10'dan itibaren sizlerle birlikte olacağız. 10 ile 12 arasında Son Düzlük'te siz değerli dostlarla birlikte olmanın keyfini, heyecanını yaşayacağız. Artık iyiden iyiye sabah kahvaltıları oldu. Eskiden biraz öğlen yemeklerine sarkıyorduk ama en azından bu Eylül ve Ekim aylarında sizlerle birlikte olmaktan sabahın erken saatlerinde çok büyük keyif ve mutluluk duyacağımızı belirtelim. Hemen arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Ümit, senle başlayalım bu sefer. Nasıl sabahın 10'da sen alışıksın tabii idmanlardan dolayı da erken kalkmaya geçmişten. Çok da fark etmedi. Çok fark etmedi değil mi? Yarım saat. 30 dakikalık bir şey var. Zaten ilk yıllar biz hep ama 10.30'tık değil mi? Evet, 10'du yok. 10 muydu? Daha evvel 10 muydu? Çok önce. O zaman hiç fark etmemiş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, aslında burada 10 çok az oldu. SkyTürk'te biz hep 10'da başlardık. Doğru. İlk yayını yaptığımızda 10'da başlardık. Sonrasında burada çok kısa bir süre 10 oldu. Daha sonra hep 10.30. Bir bizim klasik saatimiz. Yani 10 senedir falan hep 10.30-1. Tabii bir ezber bozulmuş olabilir en azından izleyenler için ama çok böyle bir fark yok. Topu topu 30 dakika zaten. Peki, mesajlar gelmiş de o yüzden hemen direkt insan sevdiğine birazcık şey yaparmış demek ki. Sana hemen saat konusunda bir takım tereddütler var. Ben nalları soracağım. Nallar var, nal var. Dolu. Nerede? Hani dedin ya dün soracağım mı? Soracağım. Getirirsen lan. Nerede nallar? Getiririz abi. Acelesi var mı? Ya bak şimdi nerede bana sen onu söyle. Nallar orada. Nerede? Orada mı? Arkasında. Kameramanın arkasında. Sizin arkanızda mı? Bir bakar mısınız? Nal mı onlar? Rica ederim o nalları. Tamam abi orada. Pek yok yani. Yok orada. Ciddi mi? Orada poşetin içinde. Koltuğun. Ha, paketin içinde mi? Orada peki. Yo, orada orada. Orada mı? Orada da sen şuradan anlarsın nalının geldiğini. He? Ha, ver bakalım onu. Nallar tamam. Nalların geldiğini buradan al. Ama teşekkür yanlış ediyoruz. Anlaşılmasın. Getirmemiş gibi olmayayım sonra. Oradan alır hakikaten. Sen de kırmızı başlıklı kız gibi böyle elmaları veriyor. Bu bizim kırmızı başlıklı kız da kurtlardan. Kurt gibi bu. Kurtlu elma mı? Onu söyle. Kurttan elma. Kurttan elma. Kurtlu elma değil ama kurttan elmalar geldi bize. Nallar da orada. Teşekkür ediyoruz sağ olsun. Kemal Karataş. Kemal'e, sevgili Kemal Karataş'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Her bize nal gönderirken yanında bir tane de kurtun elmalarından gönderir. Ama Ümit de buraya kurt gibi geldi. Öyle şeyi kandıran, böyle bak ne kadar güzel elma der gibi. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Burada da dursun bunlar, sağ olsun. Kaç tane geldi nal? 5 tane. Bir de geçmiş bayramımızı kutlayan not da var orada. Sağ olsun. O zaman buradan hepsine teşekkürlerimizi edeceğiz yine sevgili Kemal'e. Sağ olsun bu elmaları saklıyoruz. Kurtlansın öyle yiyeceğiz. Hoca öyle diyor Canan Karatay. Kurtlanana kadar yapacağız. Peki. Şimdi ondan zaten bayağı seçmiş çünkü biliyorsun atlara gelen elmaların bir kısmı ezik falan olur yani. Sağ olsun. Yani çok yüksek miktarda alındığı için onu bayağı seçmiş aralardan biri. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi dostluğunu bizlerle paylaşmış çok sevdiğimiz dostlardan bir tanesi. Haydi bakalım iletişim adreslerimizi hatırlatalım. hipodrometkanaldaya.com.tr hipodrometkanaldaya.com.tr bizlerin e-mail adresi, arkadaşlarım ekranlara getiriyor. Program sonrasında tabii ki e-maillerinizi okuyabiliyoruz ama Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden interaktif olarak katkıda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlarım onu da getirecekler ekrana. @cantinazakan bizlerin Twitter adresi, buradan katkı ve katılımlarda bulunabiliyorsunuz bizlere. Zaten sabah sabah hemen mesajlarınız gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sabah çıkarken 8'e doğru bir mesaj attım. Dedim hani aman geç kalmayalım. Baktım oho herkes zaten hazır ayakta bekliyor. Çok teşekkürler. Şöyle bir tweetlere bakalım. Bugün tempoyu biraz yüksek tutacağız çünkü. İlk tweetimiz sonrasında Engin Namlı'dan bekleyeceğiz mesajı gelmiş. Yalçın kardeşimiz heyecanla bekliyoruz Hakan abi mesajı gelmiş. Sinan Aslan İzmir'den ekran açık bekliyoruz abi. Sabahın erken saatleri. Mustafa Aydoğan biz hazır olacağız da sevgili Ümit yetişebilecek mi? Selamlar mesajı var. Dolayısıyla yetişti. Mustafa Çıkman'a teşekkürler. 7 de olsa uyar bizi abi demiş Trent. Sağ olsun teşekkür ediyoruz her zaman. Bizi yalnız bırakmayan dostlardan. Hakan abi Avşa Adası'ndan sevgiler saygılar iyi yayınlar demiş Engin Türk. İyi tatiller dileklerimizi iletelim. Hiç sıkıntı yok tam idman bitiş saati demiş saat 10. Dolayısıyla bu 10 uydu aslında herkese. Teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan.
yine Hakan abi sen ol, zaman kanal fark etmez izlenir. Teşekkür ediyoruz ekipçe tabii ki. Aras kardeşime de, Bahis'lere. Yine Kayhan Altunöz'e teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Sizlerden gelen mesajlar var. Hakan Bey uçuş takımlarımızı açmışsınız, iyi eğlenceler, bol şanslar demiş. Teşekkürler. Ve işte pazar sabah kahvaltı sofra tweetleriniz gelmeye başladı. Günaydın, hayırlı programlar. Buyurun kahvaltıya Eray Baba, Hakan abi, Ümit dayı, ailemizsiniz demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. İskenderun'a, Karasu ailesine de buradan selamlar, sevgiler diyoruz. Onlar da iyi ki varsınız demişler. Fotoğraflarını bizlerle paylaşmışlar. Yine Sayın Can Tınaz günaydın. Berke göndermiş. Size biraz nostalji olsun. 69'da İnci Sineması. He. Zannettiniz ki buradan beni bunu da bilmeyeceğim. Siz hatırlamazsınız. Ha? Yok abi. Yani 69 değil, çok uzun yıllar vardı İnci Sineması. Evet. Nerede biliyor musun? İstanbul'a geç geldiğim için. Sen hadi evet. Gelmedin. Sen Ümit? Bilemiyorum yani. Senin aslında çok hatırlayacağın yerler değil. Ben şu andaki bak gözümün önüne şurası geldi biliyor musun? Çünkü 80'lere kadar o kapı hep aynen öyleydi. Demir bir kapıydı. Bir pasajdır İnci Sineması. İçine girersin o İnci Sineması'nın. Sol tarafta gişesi vardır. Çok büyük, çok güzel de bir salonu vardı. Tabii şu anda yerinde yeller esiyor. Nerede biliyor musun? Tam Pangaltı'da. O radyonun orada mı? Radyo Harbiye. Radyo evi Harbiye. Yani çok yakın zaten. Çok yakın değil mi? Yok. Radyo evi Harbiye'de. Pangaltı şeyden sonra bir kere senin dediğin yerle onun arasında bayağı bir fark var. Yani daha Taksim'in çıkış Divan Oteli'nin biraz ileride Hilton'un yanı senin dediğin. Pangaltı şeye gelirken, Osman Bey'e gelmek üzereyken, Kurtuluş'a giden yol vardır ya, Kurtuluş yolu. Tamam abi. O Kurtuluş'a giden yol tam karşısında oradadır burası. Yani arada bayağı var. Eskiden de karşısında Tan Sineması vardı. Altında da kafeteryası olan falan. Şimdi oralar falan hep otel oldu. Ama bu İnci Sineması hakikaten o Nişantaşı, Harbiye, Pangaltı'nın çok eski. 80'lere kadar da birebir bu görüntü kaldı orada. Onu da hatırlatalım. Sonradan tür değiştirdi filmler bir süre. O 80'ler kuşağında klasik bilirsiniz artık o dönemlerde özellikle Türk filmlerinde böyle iki film bir arada, üç film bir arada afişleri çıkmaya başladı orada. Ondan sonra zaten kapandı gitti. Türkiye'de sinemacılığın biraz daha geriye gittiği dönemlerdi o dönemler. Ondan sonra da kapandı ama çok hakikaten ailelerin gittiği, bizim de çocukluğumuzda çok giderdik. Nişantaşı'nda olduğum dönemlerde biz İnci Sineması diyelim. Herhalde ilk tweet benden zannedersem. Hepinizi seviyorum, başarılar, iyi yayınlar. Geç kaldım belki değil. Çok önce tweetler gelmişti. Bol canlı yayınlar demiş. 17.45 Griffin demiş. Murat Çelik göndermiş. Grifon yarışı bulalım bir tane. Bugüne hayırlı olsun demiş Mehmet İlter. Tam bağımsız Türkiye Hakan abi TV'yi açtık, bekliyoruz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Günaydın Hakan abi. Ümit bugün pür dikkat demiş. Tabii dikkat ediyor şimdi. Bir önceki programda verdiği atları aman bir sonraki programda atlamayayım diye biraz dikkat ediyor değil mi Ümit? Bankoları seçerken biraz dikkat edeyim diye. Ya bazen denk geliyor bazen denk gelmiyor. Kısmet. Yani dünkü 100 metre uzayınca orada yanılıyor. Bir de çime çıkınca tabii. Yani. Çim, aslında çimi çok daha çime çıkınca. Öbür yerse çim değil miydi? Kumdu. Kum muydu? Kumdu. Doğrudur. Yani bir 100 metre de uzunca beni şey yapalım. Biraz şey yaptım. Neyse olabilir. Olsun tabii olabilir. Diyelim. Bakıyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Eray ve Ümit'e de selamlar. Poyraz milli takım formasıyla olek yapıyor. Buyurun demiş. Biz de Poyraz'ı buradan gözlerinden öpelim. Teşekkürlerimizi iletelim. Yine bakıyoruz. Teşekkürlerimizi tabii ki. Soner Uruç'a sağ olsun. Mehmet İlter'e teşekkürler. Sadık Ergüç'e, Mehmet Çakmağ'a. Mehmet İlter yine TV başında bekliyoruz demiş. Murat Çelik'e, Soner Uruç'a. Yine günaydınlar güzel abilerim. İyi yayınlar olması dedi. İzmir'de güzel bir hava var bugün. Selamlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Yine bakıyoruz. Aşağıya Oktay Okça'ya teşekkürler. Murat Çelik'e, Şair Gencero'ya teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle bir yukarıya doğru çıkacağız. Eray, biraz senden bir maç yorumu alalım. Ben de o esnada tweetleri açayım. Alsın evet. Arkadaşlarım. Evet. Dün Galatasaray maçı vardı. Kendisi aslında Rizespor'la oynadı. Çok da net bir skor. Oynanan futbolda zaten galibiyeti hak eden bir futbolda ancak Eren'in atmış olduğu gol herhalde yılın golü olmaya aday. Rövaşeta ile mükemmel bir gol attı. Tam ayağına oturan bir top ve neredeyse çatala giden bir pozisyon. Sezon başlangıcında Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği futbolculardan biriydi ama maalesef Galatasaray'a kaptı ve benim çok üzüldüğüm, bizim adımıza üzüldüğüm transferlerden biriydi. Galatasaray'da çok başarılı olacaktır. Özellikle Burak Yılmaz sonrasında forvet hattında ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray'a
ilaç olacaktır Eren Derdi yok. Hatta gol vuruşlarındaki ustalığı bana Jardel'i hatırlattı. Bulmuş olduğu iki pozisyondan birini atan bir golcüydü. Eren de o yolda ilerliyor. 4 maç 4 gol oldu. Severek, beğenerek izlediğim futbolculardan biri. Onun dışında Rize Spor bu sene kadrosuna birkaç tane yeni takviyeler yaptı. Yavaş yavaş kadrosu oturmaya başlayacak. Çok böyle üst sıralarda yer alacağını sanmıyorum ama yine bir şekilde ligde tutunacaktır. Trabzonspor'un maçı vardı Alanyaspor'la. Yeni kurulan kadrosu yavaş yavaş oturacaktır. Çok da moral bozmasın Trabzonsporlular. Biraz daha birkaç hafta daha geçtikten sonra beklenen, özlenen, en azından heyecan veren Trabzonspor'u da yavaş yavaş izleyeceğiz. Stadı da artık bitmeye başladı. Yeni stadında oynamaya başlayacak. Seyirci cezası da sanırım az kaldı. Bunların tamamı sonuçlandığında Trabzonspor'dan da iyi futbol, Ersun Yanal'ın daha önce Fenerbahçe'de oynatmış olduğu futbolu izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Pekala. O zaman Beşiktaş Yurman, ümit senin var mı maçlarla ilgili? Vallahi bizim takım bu sene pek parlak gitmiyor. O yüzden biraz daha defanslı konuşmak lazım. İnşallah toparlanırız diyeyim ama. Genel anlamda ligin en oturmuş takımı bence Beşiktaş abi. İyi de top oynuyorlar. Avrupa'da da iyi bir sonuç çıkarttılar. Ligde de iyi gidiyorlar. Gerçi belki bugün takılabilir ama. Bugün değil mi maç? Akhisar maçı. Akhisar evet. Deplasman. Belki takılabilir. Geçtiğimiz yıl zaten o maçta şampiyon oldu Beşiktaş. Bana göre en büyük. 3-3 biten maç. Son dakikada gelen bir gol oldu. Orada artık şeye döndü. Ne derler ona? Şans döndü. Oradan sonra takılmadılar. Hep Fener takıldı ondan sonra. Peki. Ama biz ilk önce kendi takımımız toparlanacak ki. Ondan sonra diğer takımlara konuşalım. Yorum yapalım diyorsun. Pekala. O zaman tweetlere son bir parti devam edelim. Sizlerden gelenlere sonra özetlere geçelim. Zeki Işık. Hakan abi yayınlar, sizi izlemek çok büyük keyif. Kurt Ekürüsü olarak pür dikkat sizi izliyoruz demiş Kemal Kurt Ekürüsü. Adana ekibi Zeki. Dolayısıyla selamlarımızı iletelim biz de, sağ olsun, var olsun. Teşekkürler diyelim. Yine gelen mesajlar. Eray'dan bir Buca Spor yorumu alalım Hakan abi. Geçen sene rövanşına bekliyoruz Ziraat Türkiye Kupası'nda. Burada bir ufak bir iğneleme var biliyorum ben. Aslında iğneleme yok yani, sen kazanmışsın. Kendi adına. Kendi adına Sinan takılıyor Eray'a. Evet. Dolayısıyla vallahi bir daha bir iddia yapabilirsiniz. Paddock Store'a teşekkürlerimizi iletelim. Şafak demiş ki, Şafak demiş, bir pazar gününe son düzlükte uyandık. Güzel bir program olacağı şimdiden beri. Cuma günü koşan atımız Eser'in foto finişini yorumlar mısınız demiş. Dünkü programda Cuma'yı değerlendiriyoruz biliyorsun. Eğer Cumartesi programında Cuma'yı değerlendiriyoruz sevgili Şafak. Dolayısıyla o yarışlarla ilgili görüntüler elimizde yok. Dünkü yorumlarımızda ama bir değerlendirme yaptık zaten. Serdar'a teşekkürler, Ankara'ya Serdar Demiröz'e. Yine Sinan Aslan'a sağ olsun teşekkürler. Şöyle Onur Kırkıl'a, Sıdık Kaya'ya teşekkürler sağ olsun. Yine Serkan Kaya'ya teşekkürler. Gökhan Yüksel'e, Volkan Yozgatlı yatçı dostlardan. Kürşat Akçakaya'ya teşekkürler. Engin Namlı'ya teşekkürler. At Burun Bandı sağ olsun. Yalnız bırakmış yine bizleri. Aydoğan Turan'a teşekkür ediyoruz. Nusret Gündoğdu'ya, Burhan Altınbaş'a, benim çok sevdiğim kardeşlerimden bir tanesi, Murat Çelik'e ve Soner Uruş'a. Murat Çelikler tabii karışmasın. İzmir'deki Murat Çelik, Nidel'in ekibi, Nidel'in sahipleri. Onlara da selamlarımızı iletelim. Soner Uruç'a buradan teşekkürler. Yine Sinan Aslan'a, İzmir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Roberto'ya teşekkürler. Aydoğan Turan'a teşekkür ediyoruz. Seray sana da. Yine Mehmet Çakmak'a teşekkürlerimizi iletelim. Mehmet'te de bizim hep Gazi şeyimiz duruyor. 2 sene önceki Gazi fotoğrafımızı kullanmış sağ olsun. Bakalım Berke'ye sağ olsun, Antalya'ya teşekkürler. Zeki'ye de teşekkürlerimizi iletmiştik. Serdar Demirez, abi seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Zeynep'in selamı var. Bugün günlerden Beşiktaş ve son düzlük. Never walk alone demiş. Serdar sağ ol kardeşim benim. Dolayısıyla ben de tüm Demiröz ailesine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sıkı Beşiktaşlılardan. Eray sen de tanırsın Serdar'ı. Biz daha hiç tanışıp bir araya gelemedik, görüşemedik ama sosyal medyadan hakikaten çok, benim de çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi. Eray'ın da Beşiktaşlı dostlardan bir tanesi. İnşallah bir gün deplasmanda veya o buraya geldiğinde görüşelim. Tanımak, tanışmak isteriz dostlarımızla. Ama çok uzun yıllardır artık herkes birbirine arkadaşlık, dostluk, aileleri artık şey yapmaya başladık. Selamlarımızı iletelim Serdar'a da. Urla'dan güzel bir pazar sabahı, güzel insanlara selamlar olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Urla'ya, İzmir Urla'ya da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bu arada hatırlatma yapalım. Eğer kaçıranlar var ise, en azından saatlerimizi hatırlatmak için mümkünse
retweet edebilirsek son yapmış olduğumuz tweet'i, onda başladığımızı, çok mutlu olacağız. Bu arada sizlerden gelen mesajlar var. Şair mesaj göndermiş. Diyor ki şimdi şeyden karşıdan karşıya mesajlaşma. Bugün ben yayındayım diyor. Bibi Latina yok diyor. Şair sabahın erken saatlerinde Bibi Latina vardı. Dolayısıyla şimdi şair kim var? Ekibi yaz. Onu da en azından bizden sonra hemen değerli dostlar başlıyor şeyde TJK TV'de. Sabahtan Bibi Latina vardı canım. Biliyoruz, seyrediyoruz. Dolayısıyla erken saatlerde şairin yanında kim var? Bizim program bitecek. Hemen ardından TJK TV'de şair ve ekibi başlayacak. Ekibi sayarsan onu da paylaşalım. Dolayısıyla kızlarımla Bedia, Eliza ile sizi izliyoruz. Sizlere günaydın diye güzel bir mesaj gelmiş. Sağ olsun, teşekkürlerimizi iletelim buradan bir kez daha tüm ekibe. Arkadaşlarımıza bize mesaj gönderdi. Günaydın Hakan abi. Bugün atın semerini anlatın, bize elinizde var mı şu an demiş. Eğer'den bahsediyor herhalde. Ümit, anlat bakalım. Yani yarış eğerleri mi? Herhalde semer dediği. Çünkü ata semer vurulmaz. Yani yarış eğer normal birçok eğer gibi aynı. Jokeylerin eğerleri tabii normal kendi sikletleriyle alakalı bir durum olduğu için onlar normal görünen sabah idman eğerlerinden daha hafif, daha ufak, daha kullanışlı oluyor. Kendini rahat edebilmesi açısından. Onun dışında fazla bir farkı yok. Neyse, eğer yani. Peki. Yok, o semer demiş çünkü semer başka bir canlıya vurulur. Tamam. En azından o ayrımı bilsinler, öğrensinler diye ben sana şey yaptım. Erhan Ayhan demiş, günaydın, hayırlı yayınlar. TJK neden radyo yayını yapmıyor? Her zaman yok, radyo yayını var, yarışları birçok radyo yayınlıyor. Hem yerel radyolar yayınlıyor, hem ulusal radyolar yayınlıyor. Radyo Spor'da ve Lig Radyo'da yayınlandığını biliyorum, evet. Henüz İstanbul'da ama yerel birçok radyonun da yayınladığını biliyorum. Ha, programların yayınlanmasını isterseniz, bizim programımız biraz daha görsel içerikli olduğu için illa derseniz herhangi bir radyodan bir şey gelirse, bizim grup radyolarından tabii ki canlı bağlanabilirler. Mami'ye teşekkürler. İlyas Emir Karadağ'a teşekkürler. Çok eyküllüsüne. Movid Tahmin'e teşekkürler. Yenir Hakan Bey, Eray ve Sadi Bey'e de selamlar demiş. Burhan Şahinoğlu. Yine gelen mesajlar var. Onları da değerlendirelim. Enseyi karartmamak lazım. Fenerbahçe şampiyon olur bu sene. Ümit, bu sana herhalde. Ne diyorsun? İnşallah. İnşallah öyle olur. Tabii ki zaten gönülden Fenerbahçeliyiz. Ama 3 maçta bir puan alınca da üstüne de başka bir şey söylenmiyor yani. Toparlanmak lazım. Direnç basketboldaki şampiyonluktan bahsetti. Sen yanlış anladın. yok öyle demiyor. Karartmamak lazım deyince muhtemelen, ama dedim ya şimdi 3 maçta bir puan alıp da aldıktan sonra çıkıp da ya şöyle olur biz yine şampiyon olsun falan, nasıl diyeceğiz abi? Millet demeyecek mi? Görmüyor musun kardeşim? Bilmiyor musun veya? Yani öyle bir yorumlar gelir ama gönül ister ki tabii. Kötü de oynasa her maçı Fenerbahçe'miz kazansın. Bir de yani hani gönülden isteğimiz o, ama bayağı bir kötü başlangıç oldu. Hoca gidiyor, oyuncular gidiyor. 3 sene önceki oyuncular geriye geliyor. Yani sporun her dalında yenilik şart. Bizde geriye dönüş var. Geriye dönüp yani 3 yıl evvel ne bileyim abi, ne fazla şey yapmıyor. Bir de oynanan futbol keyif verip yani puan kaybedebilirsin. O da olmayınca. Bir de yani yıllardır, yani doğuştan zaten Fenerliyiz biz. Hiç bu kadar az taraftarın olduğu maçı izlemedim ki ben. Kadıköy Stadı'nın önünde ufakken su satardım yani. Şimdi artık şeye uğramış. Treni atlardık. Bakırköy'den Hakan abi, sen o geçiş yolunu biliyorsun zaten. Aradan atlanırdı. Oradan vapura şeyin altından. Turnike'nin altında. 8-9 yalan yok yani. 8-9 yaşında olduğumuz seneler. Oradan Eminönü'nden vapurla şeye, Kadıköy'e ben su satardım Fenerbahçe Stadı'nda. Hiç bu kadar az bir taraftan olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Doğrudur. Şeyler, çelik şeyler vardı ki çift bardaklı böyle. Metal, bir de böyle tabii. Plastik şeyler var. Hatırlarsın değil mi onları? Tabii. Onlar da bazen ayran mayran falan. Benim ayranım da ayran vardı. Ayran da işte, değil mi? Ayran bir makinem vardı benim. Karıştırırsın böyle şey olur. Onun güzel bir püf noktası da vardı. Karbonat atar mıydın içine? Değil abi, soda. Soda. Öyle kavardı o. İşte tabii. Püf noktası var. Onu herkes tabii biliyor. Peki. Eray'dan bir Buca Spor yorumunu paylaşmıştık zaten. Şöyle yukarı çıkalım. Tekrar bir parti daha okuyalım tweetleri ondan sonra. Abicim iyi sabahlar, severek izliyoruz. Eray abimize ayrı sevgiler. En büyük Beşiktaş demiş Tuncay Oktay. Yine Hakan abi, Adana yaz yarışlarında hipodromda bir çalışma eksikliği var. Özellikle ağırlar bölgesinde duyurursan sevinirim demiş. Biz de duyuralım buradan Adana Hipodrom Müdürlüğü'ne, yetkililerine. Demek ki ağırlar bölgesinde arkadaşlarımız Kurtekir üstünden böyle bir talep var. Onu da paylaşmış olalım. Çelik Soma'ya, Medet Çizik'e teşekkürler. Engin Eren'e teşekkürler. Marmaris'ten günaydın. Hakan abi, Mütevere'ye selamlar. Sezon erken bitiyor artık. İzleyebiliyorum. Özlemişim sizi demiş. Çok teşekkürler. Biz de tabii biraz erken başlıyoruz. Hakan abi günaydın. Biz de iki antrenör beraber izliyoruz. İyi yayınlar demiş. İşte Yasemin Karaküçük
bu camianın gülen yüzleri. Hep artsın, sayınız artsın sizlerin. Genç arkadaşlarımız, yeni mezunlar, okul mezunu, okullu antrenör kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletelim. İki antrenör bizleri izliyorlarmış. Ne mutlu diyelim. Bir gün zaten hazır burada bir platform falan da varken şöyle bir toplu bir güruh bir ağırlayalım, konuk edelim. Çünkü tek tek değil, gerçekten mezun okuldan mezun olan kardeşlerimizin ben önlerinin her zaman açılması gerektiğini, onlara şans tanınması gerektiğini ve bu camiaya gerçekten ihtiyaç. Çünkü hayat akıp gidiyor bir şekilde. Bir bakıyorsunuz dün olmuş, bugün işte görüyorsunuz 80'lerin yarışını konuşurken dün Selman abi mesaj atmış. Nebilem'in Yozgatlısını al, yanık alı nereden hatırlıyorsun diye. Dün gibi inanın gözümün önünde, çünkü o fotoğrafı çek, ama aradan geçmiş 30 sene. Şimdiki antrenörlerde bir 30 sene daha burada kalmayacak. Sizler, ben mutlaka bir 30 sene daha burada kalmayacağız. Hepimiz arkamızdan yeni yeni insanlar yetiştirebilirsek, yeni yeni kişileri, ama yeni yeni derken gönül vermiş olan, bu işi gerçekten seven kişileri, yoksa öyle günlük anlık düşünenlere değil, yetiştirebilirsek o zaman başarılı oluruz. Ne demişler? Gerçek anlamda bir usta olmak istiyorsan önce kendi ustanı geçeceksin ve en az senin kadar iyi de bir usta yetiştireceksin demişler, değil mi? Dolayısıyla ben antrenör dostları, her meslekte aslında böyle, sadece antrenörlük için söylemiyorum ama ben buradan antrenör dostlarıma, buradan özellikle bizim jenerasyona söylüyorum. İyisiniz, hoşsunuz, güzelsiniz, çok güzel işler yapıyor, çok başarılı antrenörlerimiz var ama en az kendiniz kadar bir usta yetiştirmediğiniz sürece istediğiniz kadar o başarıları elde edin. Ondan sonra 30 sene sonra yok olup gidersiniz ama bir süre sonra şunu derler. Ya bak işte bu kimin? Zekeriya Aydın'ın yetiştirmesi. Bu kimin? İşte bilmem hangi antrenörün, yani eskilerden şimdi isim sayıp da atlamak istemiyorum. Dolayısıyla onun yetiştirmesi. Dolayısıyla hep el verin birilerine. Anlatabiliyorum. Hep ben derseniz olmaz. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Mesela yeni yeni kişileri keşfetmeye, bulmaya çalışıyoruz. Kendi işimizde de, kendi mesleğimizde, sadece yarışçılıkta değil, sektörün, medya sektörünün diğer konularıyla da ilgili, ama gerçekten seveni bulabilmek, içten seveni bulabilmek çok zor. Yoksa öyle anlık sadece şey düşünen, hani maddi düşünen bir takım şeyler, sonra zaten çok kalıcı olmuyor. Kardeşlerimize şans verilsin her zaman. İyi pazarlar, at yarışlarına tek edersin. Son düzlükle konulur demiş Engin Eren. Sağ ol kardeşim, ekipçe kabul ediyoruz bu güzel mesajını. Günaydın kızlarımla demiştik. Bugün ben yayındayım. Şair Gencer'e mesajını paylaşmıştı. Son birkaç tweet daha okuyalım. Ondan sonra yorumlarımıza geçelim. Akçek Hoca'dan selamlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Hakan Adana'ya yeni marriage bekliyoruz. Başarısı artsın. Ümit abiye duyurulur. At sayısı 3 burada toplam demiş. Yeni atlar bekliyorlar Adana'ya. Herhalde yüksek ihtimalle içime sinerek bir kısak aldım gibi. Ya nasip diyerek başlayacağız inşallah. İyi yayınlar demiş. Hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde inşallah taylarını koşmak nasip etsin. Akçak Hoca'dan selamlar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum demiş Murat Mert. Akçak Hoca'ya da buradan selamlar, sevgiler. Günaydın, güzel bir gününüz olsun inşallah demiş Alper Alemdar. Teşekkürler. Şampiyon olmayan anılarımızda yer almış bir Rima nostaljisine yer verirseniz sevinirim demiş. Rima bulalım. Bir Rima bulmaya çalışırım ama şöyle var bakın artık. Dün de ben Twitter'da duyurdum. Onu da ben sizden rica edebilir miyim? Gece attığım tweet'i eğer mümkünse kendi listelerinize gönderirsiniz. Pazartesiden itibaren 10 yıl önce bugün diye bir nostalji programı başladı. Artık 10 yıl az bir süre değil. Atıyorum pazartesi günü ayın kaçı oluyor? 19 mu? 19 Eylül, 10 sene önce 19 Eylül'deki yarış programı tamamen yayınlanıyor. O gün koşan atlar, o gün koşan jokeyler, o gün at binenler, o günkü kupa törenleri. Dolayısıyla her gün, hafta içinde her gün olacak. Saat tam 10'da, 10 yıl önce bugün. Ondan aklınızda kalsın. Her sabah 10 sene önce o günkü programı arşivlerimizde var. Tamamen gece gündüz yarışları blok olarak. Belki 10 sene önce atınız koşmuştur. Şimdi atçılığı bırakmışsınızdır. Onlara bakarsınız. Belki o zaman seyislikle uğraşıyorsunuzdur. Şimdi antrenör olmuşsunuzdur. Atınız vardır. O günlerinizi hatırlamak istersiniz. O zaman 2-3 yaşlarında olan çocuklarınız büyümüştür belki. 13 yaş, 14 yaşına gelmiştir. Bak ben bu atları koştum diye. Dolayısıyla arzu ederseniz sizleri de her sabah hafta içi saat 10'da bekliyoruz. 10 yıl önce bugün programına Tay TV ekranlarında olacak. Bekleriz diyelim. 15 olsaydı biz de ufak roller çıkardı orada. 10 yılı kurtaramıyoruz. Tay TV'deyiz. Akşam
şey, cumartesi pazar son düzlük var ama bayılacak. O aslında o bak, kurtarırız yani. Bende var da ona Eray diyor ki kesinlikle diyor şahim var diyor programlar çıkıyor. Sen de gülme çok. Sen de çok aşağıya şey. Yok olsun. Yani, tam tersi. O neler nelerimiz var. Yarışları kurtarmaya çalışıyorum. Ben de gerçi o zaman ben de çiçeği burada. Ben de 6 senelik bir programcıyım o zaman. Sizle beraber ekip olarak başladığımızda. Ben de 6 yıllık bir programcıyım. Şimdi 16 yıllık olduk. 10 senedir sizle beraber. Benim de tabii halen hepimizin mutlaka hataları, eksikleri oluyordur ama dolayısıyla bu durum normal diyelim. Peki abicim hayırlı sabahlar. Severek izliyoruz. Eray abimize ayrı bir selam demişti. Onu da paylaşmıştık. Şimdi bakalım en azından süreyi normale çekilmesi için bir çalışma yapılabilir. Çok şikayetler var. Hangi konuda bakalım? Ha, İzmir programındaki protestoların 10 dakika sonra çıkmasıyla ilgili köşemde yazı yazdım. Sen de dile getirirsen sevinirim abi demiş Recep. Foto maçta ben bugün nerede foto maçımız bakmadım. Açalım bakalım. Evet, İzmir ve protesto başlıklı bir yazısı var Recep'in. Dolayısıyla orada okuyabilirsiniz. Ne diyor? Konunun özeti şimdi diyor ki 10 dakika sonra protestoların çıkmasıyla ilgili. Doğru bir netice tabii, doğru bir detay. Önemli bir konuya değinmiş. Dolayısıyla Tempocu'da okuyabilirsiniz bugün diyelim. Peki, senin yazın var değil mi? Senin karşında. Ha, yan yanasınız siz değil mi? Yani. Doğru. Bir tarafta komşuyuz. Recep, bir tarafta. Komşuyuz. Komşu senin şey, köşe komşu. Kapı komşu. Köşe komşun senin. Beraber İzmir'e bakayım ne yapmışsınız bugün. İzmir'de. Bir Recep'te 4. ayak, 8 Terex tek. Sende kim tek? Sonda Blow the Wind tek. Hadi bakalım. Bugün İzmir'i sizden oynuyor, şey yapalım o zaman. Recep bayağı risk almış. He? Senin de, sen de son ayağa kadar... Sen son ayağı nasıl buldun? Bende de var. Blow the Wind ama... Bende de tek ya. Sende de mi tek? Açtım sabah gazeteden mi baktın? Peki. Haydi bakalım. Mesajını okuduk Recep'in de. Şurada yukarıdaki mesajlara bakalım. Zeki Işık'a, Gürsü Örs'e teşekkürler. Abi yayınlar, sizleri daha erken saatte görüp daha geç saatte vedalaşmak istiyoruz demiş Yalçın İzcan. Yani tam olur bu oldu, sınırı bu oldu. Yoksa olmuyorduk yani az daha. Yani bu kadar erkene alabiliyoruz. 12'de de çıkmak durumundayız. Çünkü hemen bizim arkamızda çok güzel programlar var. Premier Lig'le ilgili de Smart Spor kanallarında. O dünkü şeydeki, rejideki şey varsa verin ekrana, duyuralım en azından arkadaşlarımıza. Dün Subutay'ın vermiş olduğu şey varsa, program varsa, maç programı, onu da en azından duyuralım, hatırlatalım. Dün kullanmıştık programda da. En azından arkadaşlarımıza hatırlatmış olalım. Herhalde yok. Harika görünüyorsunuz. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın. İyi pazarlar dilerim demiş Yüksel Erdoğan. Yine abi günaydın. Sizleri çok seviyorum demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sabahın bu, pazar sabahının bu erken saatlerinde bizlerle birliktesiniz. Çok teşekkürlerimizi iletelim buradan bir kez daha. Ve geçelim mi şeye? Buradayız demiş Çelik Sama. Peki, mesajlar gelmeye devam ediyor çünkü sürekli. Bir özetlere geçelim, bir değerlendirelim bakalım. Siz de bu esnada en azından sofralar kurulmaya başlar. Kulağınız bizde olur bir şekilde. İki şey arasında tekrardan tweetlerinizi okuruz. Selfilerinizi bekliyoruz. Özellikle dedikten sonra Ankara'ya geçiyoruz. Gündüz Ankara yarışlarıyla ilgili yorumlar herhalde evet, senden gelsin. Hadi. Nurko'yla başlayalım. Özellikle Ankara pistine geldikten sonra biraz daha farklı kimliğe büründü Nurko. Çünkü her yarış iyi koşmaya başlamıştı. Son 5 yarışlık performansında 2-2-1-4-1 olarak devam eden bir isimdi. Dün hanesine bir birincilik daha yazdırdı ve bu birincilik diğer birinciliklere oranla biraz daha kolay bir birincilik oldu. Ekibi kutlayalım. Çok formda bu ara Ekürü. Onun dışında ön tarafta yarışın yükünü çekmeye aday birkaç tane isim olunca doğal olarak bu safkanlar birbirlerinden çok etkilendiler. Bunlar kimler? Mekfelov, yarışın baştan sona yükünü çekmeye çalışan Kuadis'in yarış performanslarını dün için ölçü almayalım. Bundan sonraki yarışlarında önlerde biraz daha boş kalacakların mücadelelerde her ikili de biraz daha farklı koşabilir. Noazi Boy'un yarışını da dün için ben çok fazla beğenmedim. Benim favorimdi. Beklentilerin bana göre biraz gerisinde kaldı. Evet. Ümit? Yani bazı at çiçek açar diyorlar ya. Sahada bir deyim vardı hani böyle. Çiçek bana açtı. Göre Nurko at içinde değil ama yani bu hep herkes içinde. Yani, kişiler içinde çiçek açmış bu aralar derler yani. Yürüyüş değişince çiçek açmış olur onun. At yani 7 ay bir ara verdi. Değil mi? 7,5 aylık bir ara var. O döneme kadar bana göre mütevazı yarışları var. Dönün 7 aylık aradan sonra. İkinci, birinci, dördüncü, birinci. Dün 16 handikapta bir kez daha birinci. Bir saniye önde tutuyor. Şimdi 16 handikap denildiği zaman 16 handikap böyle kolay bir koşu değil.
rahat kazanacağınız, hemen atlayabileceğiniz bir koşu değil. 42 bin lira hocam koşu. At yani ayağı düz bassın. Muazzam durumda. Çok formda at yani. Dolayısıyla da... Ya elma duruyor insanın içi canı çekiyor bir şey. Sen onu bir şey yap böyle abi. Yok, bir dene. Ben böyle kırarım normalde de. Öyle mi? Ama yiyemem yayın. İyi olur. Evet. Tamam. Yani biz ikram ettik. Biliyorum canım. İkram etti pardon. Kemal Karataş ikram etti. Ya Kemal Karataş çok çok ben ama yayında bunu şey yapamam reklam arasında. Tamam, çünkü tamam. Çok gözüme çok güzel güzel bakıyor valla. Tam Karatay'ın elması gibi aslında böyle yani tam şey görmemiş. Tarım ilacı görmemiş gibi gözüküyor. Peki. Doğrudur. Evet. Hani Lady Falcon, Jana Grande, McFellow. Bunlar yine tabii çok iyi koşan rakibinin yanındaki vermiş olduğu mücadeleler yeterli. Ancak genele baktığımızda arka tarafta yani beklentinin altında kalan Eray Söyden'in oyuzu boyu var. Bana göre Kovadis'in de... son yarışına göre eksik koştu. Ya bir yerlere gelmesi lazım en azından. Çünkü Nurko kalkıp böyle bir fark yapınca arka tarafın arkasına bölünmesi bir garip oldu. Yani az evvel de söyledim. 16 handikap kolay bir koşu değil. Değil. Sert bir koşu yani. Daha doğrusu serte yakın bir koşu. Adı handikap yani yarışın. Kolay bir koşu değil yani. Ama ya bayağı... Çok da şey yaşım at iyi koştu. O ayrı bir konu. Hiç tartışmasız. Yani Nurko... şu yarışı 1.36-44'de 59 kilo ile yapıyor. En önemli yarışı, detay o aslında. Kilo ile bunu yapıyor. Kilo ile bu olması. Dereceyi yapıyor. Evet. Yani hani farklı bu gruptan. Fakat evet. Hani dün konuştuğumuz şey konusu aslında İngilizler için de geçerli bir şekilde. Cahide koşusu için konuştuklarımızı. Yani 16 handikap dediğinde kısa vade ayarı atların evet, koşuyor olması lazım. Evet, yani bugün tabii 16 handikap dediğinde bugün kısa vade yarıştır. Yani o atlarla kısa vade yarış çok rahat bir şekilde koşabilirsin. Şimdi burada sen eğri otur doğru konuş. İsimleri çok önemli değil. Kaç tane atla kısa vade koşarsın şu koştaki atlarla? Yani, İki bilemedin, üç bilemedin. Kağıt üzerine görünen bir isim çıkmaz. Yani anladın. Yani, ya koşarsın derken tabii. Koşmaktan kastım koşup 100 metre geri gelmek değil. Yani, kaydolmak değil yani. O mücadelede görmek. Kağıt üzerine bir görüntü çıkmaz burada. Bir iki tane belki hani daha önceden koşmuş, kısa vade koşmuş isimler var içlerinde diye hatırlıyorum. Mesela şey Noisy Boy koşmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Baktığında ama hani at çok iyi koştu. Şeyi ayrı tutuyorum Nurko'yu ama 16 handikap dediğin zaman 16 handikapta da hani 60 handikap puanları. Yani biraz genel anda sen jenerasyonda eksikler var diyorsun. Zaten adet olarak da 16 handikapın adedi değil bir hoca 4 yukarılarda. Tabii. 16 handikap dediğin zaman bir 15-16 at, 17 at başa baş dişe diş çarpışması lazım. 16 handikap koşu öyle. Çünkü ikramiyesi yeterli bir ikramiye olduğu için çevre illerden de bu tip yarışlara ne denir ona? İştirak oluyor normalde. Olması lazım. Tabii. İyi bir ikramiye var. O 15-16 at en azından 5-6 tane çarpışması lazım ama koşuya dün bakıyorsunuz. Topu kaç at koştu? 9 at koştu. İki tanesi makinede kaldı. 10 at kayıtlıydı. Biri de silindi. Değil mi? Bir şey kalmadı geriye. Geriye de tam bir şey kalmadı. Ama kazanan at ayrı. Onu ayrı tutuyoruz. O, yani o şu yani dereceyle, bu kiloyla kısa vade koşar görüntüsü vardı. Ayakları düz bassın diyelim. Bugün 12'de çıkacağız tam. Bunun bir ufağı da satılık ilanı var. Onu da söyleyelim. Bak biliyorum. At sen sahibi almak isteyen dostlara. Büyüğü diyor kesilmemiş. Pardon karpuz. iki yaşında. Ufa, iki yeni yaşında. Sahaya gelecek. Koş, diyor ki kesilmemiş karpuz ne olduğu belli ama bu en azından. Baba veriyorlar sonra. Ayağı düz bastın espri. Hepsini tabii ki. Bahadır'a geçelim. Nihayet özlenen, beklenen yarışını çıkarttı Bahadır. İkinci ayakta kazanma başarısı gösterdi. Neler söyleyeceksin Eray? Bahadır'ın bir kere bu kadar geri planda kalmasına açıkçası ben şaşırdım. Ama ne yapsın kaç yarıştır ortada yok yani. Öyle ama bir kere Ankara pistinde deneyimleri çok o iyi. Ayrı. Yani evet. Burada gelip kazanmış olduğu yarışlar var. Bir de yarışın gidişatı odaklı Bahadır'ın büyük avantajları var. Önlerde böyle çok giden olduğu zaman onun arka tarafına saklanıp belli metrelerden sonra süratlendirip çalmış olduğu yarışlar var. Dün de bu yarış onlardan biri oldu. Ön tarafta Sinabung'un vermiş olduğu tempoda biraz saklandı. Forma eskiden hatırlar mısın? Bir ara sarı formayı, sarı beyaz formayı rahmetli Bahadır abi kullanmıştı herhalde. Yani şu formayı hatırlarsın. Bahadır abi biraz daha beyaz ağırlıklıydı. Siyah beyazdı. Ama Akıncı'nın ben hatırlıyorum. Akıncı'nın böyle siyah sarı şeyli bir forması olmuştu. Tam belki o forma değil. Onların forması olmayabilir bu. Ama değiştirir belki de bilemeyiz. Ama arttaki şey de siyah beyaz forma çünkü tam demek ki tescilli forma değil. Arttaki KJ'de baktığımız zaman siyah beyaz gözüküyor çünkü şey. Jockey forması. Hatırlar mısın? Bir İzmir'de Akıncı'nın formasında da böyle siyah beyaz ama böyle sarı böyle şeyleri ya da kepi vardı hayal meyal hatırlıyorum. Acaba ona mı döndü dedim ama tescilli formada atın KJ'sinde yer değiştirilmesi unutulmadıysa
forma aynı forma değil. Onu da buradan paylaşmış olalım. Stratejikli önde yapabileceği bir şey yoktu Bahadır'a açıkçası. Ama elinden tırnağından gelen en iyisini yaptı. O da belli bir istikrarı, belli bir şeyi yakaladı. Slayer Scream'in yarışında bir çıkış vardı. Diğerlerinden hayal kırıklığı yaratan Bangum vardı. Ve onun dışında da Sonic Boom'dan dün fena bir yarış beklemiyordum ben. Dün çok kötü koştu. Bir yarış daha bir şans tanıyacağız ama... hani Bahadır bu formüyle devam eder. Çünkü padokta da fena gözükmüyordu şu haliyle de. Gurur Rinpoche'yi hatırlarsın değil mi? Evet. Kimin kardeşi? Onu bilmeyebilirim. Oo, Gurur Rinpoche iyi bir atın. Yok yani. Velociraptor'un anne gidip. Doğrudur. Öyle hatırlıyorum ben de. Peki. Evet. Eray. Yoksa geçelim. Sonic Boom konusunda ben de seninle en fikrim ama at Bursa Kocaeli dışına çıktığı zaman biraz sıkıntı olmuyor yaşıyor. Diyorsun. Onu da ayrıca dipnot olarak belirtelim. Pekala. Haydi bakalım geçelim o zaman. Bak Akıncı ile ilgili o da Cengiz Han Gödek abinin atıydı. Ben bakıyordum demiş Çelik Samo. Sen hatırlarsın formayı değil mi? Hani bu forma değildi. Belki forma unutuldu, bir şey oldu, gitti geldi. Sahip değiştirdim diye çünkü baktım, yok değil. Peki. Geçelim bir sonraki ayağa. Dublin koşuyu kazandı. Dün Müslüm Çelik maşallah. Yani bir neydi demin ne söylemiştik? Sahada hani ne olan atlar var diyordu. Çiçek. Çiçek açtı. Müslüm Çelik de çiçek açtı. Yeşillendi. Yeşillendi. Bir çiçek açtı. Dün iki tane yarışta Müslüm de maşallah diyelim. Ömer Faruk Tan antrenörler ikisinin de aynı. Dublin ve Lady Tulpar'ın. Dolayısıyla o da bayağı bir çiçek. O bahçe olmuş. Bahar bahçe olmuş artık arka arkaya. Çiçek değil bahar bahçe olmuş. Ama Dublin'in dün yarışı gayet iyiydi. Lady Tulpar'la ilgili dün bir tweet vardı. Artık herhalde Gökhan Kocakay'ı eleştirirsiniz diye. Ümit sana ben bırakayım şeyi. Var mı eleştirilebilecek bir şeyi veya varsa da hani sen açık açık söyle. Ben çünkü yarışı izledikten sonra bir daha tekrar tekrar baktım. Öndeki Dublin'e çok yapabileceği bir şey yoktu gibi. Yani bana göre mesafe daha uzun olsa daha fark açılacaktı. Değil mi? Yani öndeki at çok koştu dün. Dün çok iyiydi. Evet, yani Lady Tulpar aralığından geleni yapmış. 30 bitti hocam koşu. Ankara pisti için bana göre... Dün bir kardeşimiz mesaj atmış. Diyor ki bakalım nasıl temize çıkaracaksınız? Dedim ki ya kirli mi ki temize çıkaralım? Yani bir şey yok burada hani... yani ben açıkçası bak fark ediyor orada Gökhan zaten. Hemen yürüttü zaten. Peki. Hemen ki yani bak şurada yürütüyor. Ben anlarım şurada elde bekler. En şeyde geride. 200 zaten o yürüdüğü anda o rakibini fark etti. Oradan yürüttürüyor şu yani. Pozisyonda mesela kazanana girdi Lady Tulpar. Tabii. Daha evvel öbürü devam koşuda, ettiriyor tabii. Kazanmış olduğu bir koşu vardı. Evet. Ankara'da daha önce kazandı. Birinci koşu. Tren gibi istasyon yapmadan devam etti. Geldi ve geçti. Bu sefer aynısını yapamadı. Çünkü normalde bu tarz pozisyonlarda dışarıdan almaya geldiğin an içerideki at biraz dirilip sana karşılık verdiğinde senin atın zaman zaman pusabilir. Dün Lady Tulpar aynı, evet, aynı kolaylığı yapamayınca dün bir sallandı at orada. Gökhan iki defa da arka arkaya ciddi şekilde uyardı tekrar ileri bir hamle için. Yok. Çünkü başa baş getirebilse o da bir anlamda belki mücadele gücüyle atlayabileceğini düşün ama öndeki at hiç durmadı ve gayet parlak bir yarış koştu. Yani Lady Tulpar bana göre bu arada gayet iyi bir yarış koşmuştur. Hı hı. Yani yapacak bir şey yok. Her şey yerinde koştu ama her iyi koştuğunuz koşuyu jokeyler gibi kazanamayabilirsiniz. Yani at ne yapsın? Birinci olmaz, ikinci olur. At yarışında bu var zaten. Bir de dün de konuştuk. Bakın yani formda olan veya yüksek seviyelerde at binip çok yarış kazanan jokeylerin bazı bindiği atlar o kadar favori olmasa da favori haline geliyor. Yani at kadar bizim ülkemizde jokeylere de bir inanış var. Benim şahsi görüşüm. Evet. Ben mesela sen görmüyor musun abi? Birçok yerde gazeteyi alıyor. Bazı yarışseverler. Dikkat ettim sana denk gelmiştir. Nedir? Gazeteyi bir yere bırakıyor. İçinden bülteni alıyor bakıyor. Tabii tabii. Valla bazen öyle oluyor. Bazen de gazete bayilerinde ben gazeteyi bulamıyorum. İçinde ekler benim bana o daha çok yarıyor. Yani mesela ben mesela şeyde benim olduğum yerde altta bir şey var. Bir market var. Market zincirlerinin şeyinden alıyorum ben. Hani sabah ya erken ya da hafta sonları falan şey olduğunda geliyor ayrı bir konu da. Orada bakıyorum gazetenin içleri bırakılmış böyle. İki spor gazetesinde içleri duruyor. Ben hemen alıyorum bizimkini veya işte şey falan alıyorum götürüyorum. Yani söylüyorum da yani hani dışı yok içini alıyorum diyorum. Alıyorum. Yani, bazen de öyle oluyor. Ganyan Bayli'nde durum biraz daha farklı. Ağırlıklı olana göre ben şunu anlatmak istiyorum. Yani bizde yarışı seven kesim halk içinde yarış onlarda birçok şeyin önünde abi. Bizler de ben bunun içindeyim mesela. Yani. Gazeteyi bırakıyor ekini alıyor.
aldığı zaman da çoğu zaman mesela yani çevremiz tabii ağırlıklı olarak camianın içinden ama camianın dışından da tanıdığım çok sayıda insan var. Bunlarla yaptığımız konuşmalarda geçen sohbetin ağırlığı şu. Alıyor bülteni. Ya burayı Halis alır, burayı Selim alır, burayı Gökhan alır. Ben ona karşıyım işte. Ya, jockey yarışı değil ki at yarışı. Ya işte onu bir anlatabilsek biz de rahatlayacağız da yani kabul edemiyor. Yani mesela inanıyorlar nasıl Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var. Halisçiler var, Selimciler var, Gökhancılar var. Veya işte onların iki, üçünün olmadığı bir yerde. Ya onlar olsun bak. Herkesin her jockey fanı olsun, kitlesi olsun bilmem ama sonuçta atlarla jockeylerin bütünleşerek yaptığı bir spor oldu da unutulmasın bu işin. Şimdi yani. Burada işte mesela o gelen mesajı ben okumadım. Sen okudun. Seninden yani dün nasıl temize çıkaracaksın? Evet. O aslında Gökhan'ın bana göre en iyi taraftarlarından biri. Bu halde görmek istemiyor yani. Bakın Sergen Yalçın'ın bütün röportajlarına bakın. Ben İnönü'ye döndüğüm zaman diyor. Beşiktaş'ta oynadığım süre Beşiktaş'tan giden oyuncu tekrar İnönü stadına geldi ama Beşiktaş taraftarı kabul etmiyordu yani onu başka bir takımda görmek. Tabii. Yani ona işte kötü tezahürat, zor tezahürat boğuyordu diyor oyuncuyu diyor. Ondan sonra bir süre sonra artık ne bileyim futbol hayatı bittikten sonra gene geliyor Beşiktaş tarafta. Sen bir Beşiktaşlısın, buranın çocuğusun böyle yorumlar yapıyor. Yani o dakika görmek istemiyor onu yani. Peki. Psikolojik bir olay bu. Yani şurada yoksun. Ne yapabilir ki Gökhan Koca? At geldi dediğin gibi tuttu ben, hadi falan filan. Ben de açıkçası yok. Yani Gökhan'ın burada herhangi bir dahili öndeki olduğu... atın çok koştuğunu görmüyor. Niye geçemediğine bir türlü inanamıyor yani. Doğru. Kara Kap defteri için Doğa Kraliçesi'ni not edelim. Princess Dean'in de İzmir'deki yarışlarını yapmadığını bu pistte söyleyelim. Startta kalmış. Evet kaldı. Evet ama hani kalmasa... Yani on boy kalıp bitirdiği yer biraz iyi sanki. Peki o zaman bir sonraki koşuda şey yapalım. Takip edelim. Dublin için söylenecek bir şey yok. Dün fevkalade bir yarış koştu. Müslüm Çelik de dünün hakikaten çiçek açan jokeylerinden biriydi diyelim. Peki hadi Karaeser'e geçelim. Eray senden dinleyelim. Dünkü Banko'ndu Karaeser. Evet. Değerlendirmesini yap hemen. Dün Banko vermemin en önemli nedeni... Geçeceğiz çünkü 12'de tabii. Çıkacağız. Saat 10. Benzeri karakterli Kırmanşah'ın 4 aydır koşmuyor olmasıydı. Normal şartlarda biraz daha nefesli olsa Kırmanşah, Karaeser'e biraz daha pres yapıp rakibini yıldırabilirdi. Ama geçen sene Kırmanşah'ın böyle çok dinçlik bir yarışı vardı. Yani zaman zaman dinçlik yarışı. Ben de aynı şeyi düşündüm önce. Geçen sene bir dinçlik yarışı yaptığını ve bu yarışlara çok etkili koştuğunu biliyorum. Hatta bilmem kaç gün aradan sonra koştu kazandı diye de hatırlıyorum konuşmuştuk. Senin düşüncene saygım tabii ki var ama o da zaman zaman dinçlik yarışları yapabiliyor. Yani nihayetinde 8 yaşına gelmiş bir attan bahsediyoruz. O önemli. Performans düşüklükleri olabilir. Peki. Dün o ara biraz yaramamış Kırmanşah, onu gördük. Ben Karaeser'in temposunu biraz daha kolay kabullendirip kazanmasını bekliyordum. Zor kabullendirdi temposunu ama sonlarda direndi. Güzel bir yarış kazandı. Ahmet Çelik'i ve Safkan'ın ilgilerini kutlayalım. Karaeser de 8 yaşına gelmiş. Birçok harp görmüş bir at ama gelip hala da bu yarışları yapabiliyor olması ekibin başarısıdır. Geridekilerden Irkım iyi bir yarış koştu. Zor kazanan karakterde bir at. Elinden geleni yaptı ama dün için Karaeser'e yapacağı bir şey yoktu herhalde. Yani dün iyi bir yarış koştu. Evet. Mesela şuradaki atların Karaeser kısa vade atı baktığında. Tabii nereden baksan kısa vade atı. Açık yarış koşmuş bir at ama hani 1.400.000 kalitesinde kumaşıyla da bir yere geliyor. Ümit yoksa ilave edelim. Senden de Wolfsa okulu dinleyelim. Evet. Yani dün sonraki yarışa geçtiğimizde şimdi izleyeceğiz zaten. 9-7, 7-9 ayırmıştık 7-9 değil mi? 7-9 belli zaten bana göre. Ben de iki atla geçtim orayı. Yalnız şey iyi koşmadı. Koşmadı. Evet. Ben risk etsem 9'u zaten ilk atımdı ama 9'u kafada vermiştim. Şeyden çekindim ya dedim pressing bile çim buldu. Mesafe biraz daha şey. Evet. Yoksa hakikaten 9'u tek yazacaktım ya Wolfs okulu. Evet. Dün de annesi çok iyi bir kısrak sen de bilirsin. Tabii zaten bizim bu ya. Ben de biliyorum, yanlış bakmayayım. Sen de bilirsin demişti o yüzden dedim. Şeyde... Dün de yarıştan evvel de ince bir pazarlık yaptık. Onu dedim satılabilecek bir atlardan gidebilir. Ya, yarıştan sonra da artık. Olmalı diyor. Yo istesek gene Kemal abi teklifi geçerli de artık kazanmış bir atı da kalsın ekipte sorun değil. Pazarlık yaptık anlaştık da hatta. Ama nasip inşallah zaten İbrahim abi de çok iyi hazırlamış atı. Onlar da devam eder. Öyle diyelim. İyi bir at, yetenekli bir at. Sakin bir at zaten bakıyorsunuz yani. Evet. Kendi kendine... böyle torbasını çıkarır. Biraz da uzunlarda da bana göre daha iyi olabilir. Biraz daha rahat mesafeye koşar. Ancak o Rosa Rosa'nın yarışı dünkü ölçü almayalım Hakan abi. Önümüzdeki meydinin birincisi. Evet. Bence. Dişi meydin yakalarsa. Birinci diyorsun. Ben unutmayayım da sen gene şey yaparsın. Tabii sen gene vermesen orada ayakta başka bir at ver. Ama o gün ben senden ötürü değil. Tabii ikimizden ötürü o gün yolda da söyledim araya.
O gün ben çok beğendim atı, baktım Ümit de söyleyince dedim ben vazgeçmedim. O gün hatırlıyorsun ikimiz de söyledik o gün. Çok farklı bir yarış koştu. Ama ben notumlarım arasına almışsam unutursan hatırlatırım sana. Var mı herhalde söyleyecekleri? Yok geçebilir. Şu Beyzam'ı kısa mesafeli yarışlar için 1200'ler özellikle. İskender'ın da biraz kısa mesafelerde iyi bir kısraktı. Annesine çekmiş gibi kim? Sanki. Annesi İskenderun, Beyzam. İskenderun mu, İskenderunlu mu? İskenderun. İskenderun'u hatırlayamadım. İskenderunlu'yu hatırladım da. İskenderun. Yani iki tane vardı. O önde giden at değil miydi İskenderun? Can Güven'deki Safkan mı? Ha Can Güven'deki. Sanki öyle hatırlıyorum. Önde giden bir attı böyle. İskenderunlu vardı şeylerde bizim. Ergüller'deki, Ergül Oruç Ekürüsü'ndeki, Sadık Beyler'deki. Bu ikisi İskenderun'la İskenderun'u karıştırdım. O şey zaten Can Güven'deki Hatay, İskenderun, Antakya. Antakya o bölgenin şeyleri. Pekala. Haydi bakalım geçelim son ayağa. Yine bir Müslüm Çelik sürprizi izledik. Özlemişiz Müslüm'ün böyle sürpriz yarışlarını. Jockey iddiası zamanında böyle artı bir yazınca falan böyle acayip keyif alıyorduk. Gene biz keyif aldık. O bizim kardeşimizdi. Onun yeri bende Çelik ekürüsünde, Çelik ailesinde ayrıdır. Bak ona bu kadar da açık. Ekürüsünde değil ailede de ayrıdır. Müslüm bir yerdedir. Diğer Çelikler hepsini severiz de Müslüm'ün yeri ayrıdır. Kazandıkça da keyif aldığımızı da söyleyeyim. Evet. Neler söyleyeceksin? Valla ben bu koşuda sevindim. Niye sevindim? Çünkü Buruk Mert vardı. İddia olsa anlayacağım da hani. Ha, yok. Buruk Mert vardı benim yorumlarımda. Dublin'den de altılı ganyanı kaybettiğim için. İyi de bir ikramiye gitti altılı ganyanı. 22 lira ganyanı var Buruk Mert'in. Ha, o kazansa o gelse, 18 lira yani. O gelse yazık olacak bu sefer kupona. Dublin neredeyse favori 4 hatta Dublin'i yazmadık. Altılı ganyanı oradan kaybetmiş olacaktık. Ama koşunun genelinde ufak bir benim eleştirim olacak. Şimdi Buruk Mert baştan sona yarışın yükünü çekti. 1400 mesafeli yarış. Doman için çıktığı yere bakın. Buruk Mert'in de düzlük döndükten sonra nerelerde kaldığına bakın. Sen bariyer dibine alma şansın varken yarış boyunca en dışa açılırsan sonrasında mesafeyi kısaltan bariyer dibinden gelen rakibin de seni boyun farkıyla geçer. Şurada da dışa evet, açılıyor. Bakın dışa açılıyor. Sonrasında tekrardan biraz daha içe doğru meyillenecek. Bunların tamamı seni bir yarım boy baş boyun etkiler yani. Koşu da boyun farkıyla bitiyor. Ben burada birincisini eleştirmek istiyorum. Mesafeyi biraz daha kısaltarak bariyer dibinden dönerek gidebilseydi kusura bakmasın koşunun birincisi Buruk Mert'ti. Ekibe geçmiş olsun kazanabilecekleri bir yarıştan ikincilikle ayrıldı. Kazananı tabii ki tebrik edeceğiz. Bu ekibe biniyor çocuk yani. Hani evet kazananı kutlayalım. Müslüm Çelik çok doğru hamleleri yaptı. Yarış boyunca bariyer dibini hiç kaybetmedi. Evet, düzlük abi. Dönürken de oradan yürüdü ve kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam da bu yıl ilk kez iki yarış kazandı Müslüm. Onun da göz aydın olsun. Ümit? Bana göre her şekilde koşuyu A Kafkas'ı kazanırdı Hakan. Hayda. Eray diyor ki her şekilde Buruk Mert kazanırdı. Ümit de sen de şimdi Ömer'e birazcık hadi. Hem Ömer'e hem de yani tay yarışı. Bana göre her şekilde Vakur Kız kazanırdı koşuyu diyeyimden. Net sonuncu bari hiç olmazsa gruba uyuyayım. Hadi bakalım. Yani şimdi tay yarışı bu. Evet. 58-50 koşuyorlar. Bir onu bir doğru. Bu tarafa aldım. Yani ekürü normalde burada apranti avantajını değerlendirebilirdi. 5 aşağı. Çok güveniyorsa demek ki. Yani zaten muhtemelen öyle. Riske atmak istemezler ayrı. Evet. Ama Ömer mesela o arada normal aynı canlılıkla itemedi ya. Yani o pozisyonda girdi artık birinci biliyorsun orada. Yani şurada diyorsun. Tay olduğu için belki biraz tay daha. Tay pislik yapmış olabilir mi? Bak birazcık böyle içeri dışarı bir şey falan bir şeyler. Bir ya, bak, yok abi elinde ya tay. Elinde ya, hakim. Dikkat et. Ha, şurada böyle mesela. Geçti. Evet. Mesela ilk tam seri olup aralarına sokup bir baş boyun yapabileceği takdirde dayanıp şey atma şansı var. Çünkü zaten kilon ağır abi. Orada yüklenmezsen sonlara bir şey kalmayabilir. Orada çıkartıp bir yarım boy falan yapabilirse var o pozisyon. Evet. Orada biraz daha idare edeyim derken tay boşladı. Boş deyince biri içeriden biri dışarıdan perdeleme oldu. Çıkmadı tay oradan. Yani bu tarz pozisyonlarda teke tek mücadeleye girdiğiniz zaman hem sağ hem sol rakip aynı anda sizi yakalamışsa zaten kamçı yaz kullanabileceğiniz için o dakikayı fırsat değerlendirip çıkmanız lazım oradan. Hı. Çıkmadığın zaman pusma ihtimali var. Öyle oldu. Doğru. Ha bu arada tabii kazanan Tay da ikinci olan Tay da yani en azından bu gruplarda bir yerlere gelebilecek. Nereden geldi demiyorum tabii ki. Zaten yeni tecrübeleri oturdukları için bu grupları biraz ayırmak pek kolay değil Hakan abi. Doğru. Yani sonraki yarışlarda daha sürpriz Taylar da gelebilir. Ama burada A Kafkas'ta bana göre grubun üzerinde bir Tay. Şöyle söyleyeyim. Bana göre de yarışın yani hani hiç kaybetmez demiyorum ama fotoya en diri giren atı Akar Necat oldu dördüncüsü. Yarış öndekleri artık dökülen yapraklar bittim hani bir an önce yarış bitsin bakın şimdi orta şey tutumla ikilisi forması Kır Safkan şimdi dışarıya alıyor. Bak şimdi dışarıdan gelişi var.
Potoya en diri giren atı o. Ben de bir dakika koşuda Mızar Bey'ine şey yapın diyorum. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bakın o da mavi forma enseye bastı, hemen geldi. Çok kısa bir sprintle attı kendini. Kara kaplı deftere Mızar Bey'ini not edelim. Ve dediğim gibi Akar Necat'ın da kazanabileceği bir koşuydu. Bu arada çocuğun şeyin hakkını yedik. Biz tabii hep altılıyı konuşuruz. Müslüm 3 yapmış. Öyle mi? 2 de değil 3 yapmış. Bir de birinci koşuyu da kazanmış. Analüksle de o kazanmış. Doğru. Birinci koşuyu da hakkını yemeyelim tabii ki. O da mesaj atmış diyor ki abi 3 olduk ya diyor. Yani 2 değil diyor. Arabayı yandırsın. Keşke bir iddia olsaydı da hiç olmaz. Allah biz bugün şimdi Ümit ortaya almış böyle. Masa tenisi oynar gibi böyle. Öyle mi? Belki ben onu tutacaktım. Ha? Belki onu tutacaktım. Senin gene tutar Deniz Yıldız. ben bu sefer Kadir tutabilirim. Zaten gene benim Kadir'di de Müslüm Eray'ındı. Sonradan ekürü koştuk. Yani, ekürü koşunca öyle oldu. Deniz'in Bursa'ya gitmemesi şey oldu. Olsun gene de tebrikler kardeşim. Bir Sarı Birgül'le geldi. Sarı Birgül ondan beri yaş kazanmadı. Tam 9 ay. Doğru. Tam son hafta. Müslüm bekliyor o zaman Sarı Birgül. Ama o gün ne hırslanmıştı. O yüzden şey bak o Sanzatu'yla gitmediler, Ömer kazandı biliyor musun? O zaman abi söyle söyle. Yani Cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz nasip, yani nasip. Az değil. Nasip. Kardeşim ceza da almıştı ama olsun, bak sonrasında yine aslanlar gibi döndü. Şans buldukça her zaman hakkını veren jokeylerden bir tanesi. Ben dediğim gibi çalışkan bir kere. Yani ben oyunu daha çok seviyorum. Çalışkan biri yani. Çok kolay pes etmeyen jokeylerden biri. Dediğim gibi bende ayrıdır yeri o şeyde, çeliklerde. Evet. Ankara'yı bitirdik. Ankara'yı bitirdik. Biraz tweet bakalım. Hemen ondan sonra şey yapalım. Gelsin ekranlara, geliyor. Tüm ekibin bayramını kutlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Namık Alev göndermiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine dediğim gibi belki geç kalkanlar olabilir. Geç uyananlar olabilir. Mümkünse eğer retweet edebilirsek son tweetimizi. At yarışında son nokta son düzlükte başlıyor demedik tabii ki. Başlıyoruz bugün dedik. Son gönderdiğimiz tweetleri retweet ederseniz seviniriz. İsteyen bayimizden Cemal Kartallardan Hüseyin Bebek'ten Jeff Yeniköylü Zeki Kasım Mustafa Cem Uğur selamlarını söylüyorlar. Biz de hepsine buradan selamlar sevgiler diyelim. Yine bakıyoruz Temizkan'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Yine iyi yayınlar güzel insanlar demiş Hakan Tokdemir, teşekkürler. Kerim Sevgili'ye, Mustafa Ünal'a teşekkürler. Kerim sen ne işin var ekran karşısında bu saat? Hadi hazırlıkları yap haftaya. Nikah var, dünya evine giriyor. Bizim çok sevgili dostlarımızdan bir tanesi Kerim. Selamlar diyelim. Allah hepsinin ayağını düz bastırsın. İlk kaydımızı yaptık demiş Şelik Semo. Hangi at paylaşırsa Taykos'u herhalde. Bu bir şart tabii ki. Dolayısıyla biz de değerlendirelim. Şenol Songür'e teşekkürler. Senin aslında iyi yayınlar, iyi pazarlar abiler. Tatili yedik, döndük tekrar İzmir'den. Selamlar demiş. Biz de buradan Cemal'e selamlarımızı iletelim. Cemal nal sesi dostumuza sağ olsun. Doğa Kraliçesi Kamçı sevmiyor sanırım. Yarış kazanacak gibi düzlüğe çık, devamlı getiremedi demiş Sinan Aslan. Nizim Hakan abi. Allah. İyi yayınlar. Okuyamıyorum ki. Seni SkyTürk'ten beri severek takip ediyorum. Seni SkyTürk'ten beri severek takip ediyorum. Tamam, programın tekrarını hafta içi akşamları herhalde, o şeyli harfleri yazmamış burada. Akşamları yayınlarsanız iyi olur, iyi yayınlar. Okuduk. O klavyeden demek ki şeyler iyiler, şeyler falan basmıyor. Vallahi tekrarımız YouTube'da var. Akşam saatlerine doğru yükleniyor. Dolayısıyla orada, ama program tekrar yabancı yarışlar olduğu için çok geç oluyor. Belki çok geç saatlerde aslında olabilir. Şimdi yapıyorlar ya o şey programlarında. Kuşak programlarında, gündüz ulusal kanallarda ben seviyorum. Bazen gece 2'de yatıyorum, bakıyorum gündüz şeyler. O Ayşe ile bilmem Ali'nin karşılaştırması gelmiş. Bakıyorum gece o saatte onları seyrediyoruz biz ya. Ondan sonra hadi bakalım bilmem ne oluyor. Öbür tarafta açıyorsun öbür kanalda, bu sefer onun rakibinin var. Orada da Hatice ile Mehmet'in karşılaştırması var. Gece 2'de biz şey seyredemiyoruz tekrarlardan dolayı. Dolayısıyla şimdi biz de bir koyalım bakalım en azından farklı şeyleri izleyen dostlarımız. Belki at yarışını oradan yakalarız bir kitlede. Sizleri dostluk adına sohbetinizi özledik ama şifreli yayınımız yok. Şifreli değiliz. Sadece ayar yapıyorsunuz. D-Smart'tan izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra uyduda da varız. Uyduda da sadece işçi ayarlarınızı kutunuza yaptınız mı bitiyor her şey. Eşim seni çok seviyorum demiş, aşkım demiş.
arkadaş göndermiş Çelik Samo eşine, sevgisini bu şekilde belirtmiş. Hakan Bey, Joker arkadaşları bir uyarı yapar mısın? Fotoya kadar yarışı bırakmasınlar demiş. Yani onu zaten her zaman söylüyoruz. Aşağı bakalım. İstinye'ye Ganyan Bayimizden selamlar, sevgiler. Biz de Uyuyanlar grubundayız. Yeni açtık Tay TV, yayınlar olsun. Siz yaparsanız siz bunu. Yaparsanız o zaman artık neyse. Dolayısıyla ama yarış severler saat 7'den itibaren herkes ayaktaydı. Dolayısıyla sağ olsunlar, takılıyoruz tabii Turgay Bey'e de. O da her zaman bizi yalnız bırakmayan dostlardan. Direnç demiş ki 10 yıl önce bugün programı tekrar için demiş olabilirim tekrarını. Bence de akşama. Vallahi gece 10'a da koyacaktık aslında Direnç de. İlk planımız oydu yani, onu düşün. Benim ilk aklıma bunu yapalım dediğimde, tabii biz aslında bunu geçen seneden beri düşünüyorum. Fakat 10 yıl olduğumuz için biz başlayalı Tay TV olarak yayına. Elimizde tamamen ulaşacağımız 10 yıllık kayıtlar var. Biz de dedim ki 10 yıl önce bugün hep kafamdaydı. Dedim ki sabah 10, akşam 10. Fakat gece yabancı yarışlar var onda. Çok geç bitiyor. Çok geç bitiyor. Hafta sonları şey var. Beyaz bayrak aynı oluyor öncesinde ve sonrasında tekrarında. Ama geç saatlerde mantıklı. Onu da 1'i 10 geçeye koyarız o zaman. Bir 10'lu bir şey olsun o da. Ferhat, 1'i 10 geçeye koyalım gece. Eğer o saatte şey olursa onu da tekrarını koyalım. Doğru, öyle bir katkıda bulunmuştur işte. Kolay gelsin. İngiliz Dalyan'ın Bursa'daki kazandığı kısa vade yarışı yayınlar mısınız demiş. Dolayısıyla Çelik Samo, bulursak yayınlayalım. Buğlem de bu yıl kreşe başlıyor amcası. Ümit Sadi ve Eray Balcı'ya da selamlar demiş Gökhan Turgut. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Sağlıklı, saatli. Ankara'dan sevgiler demiş Ünver Acı. Teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın Hakan Bey, yayınlar diliyorum. Yarın okula başlayacak tüm öğrenci kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Teşekkürler. Ve bakıyoruz aşağıya. Nurko'yu unutmayacağım abi demiş. Recep göndermiş. O Dublin Tek Nurka'dan yatmış. İlk ayaktan yatıyor. Dört atta bir. Dört atta yazmamış. Geçmiş. Kötü gitmiş, geçmiş olsun. Biz de Dublin'i yazmıyoruz dört atta. Sen de bak aynı birbirinizden şey. Sen ama şey günü kötü kaybettin. Cuma günü benim o Tay'dan. Kaçmayacak altında. İzmir'i de öyle kötü kaybettin. Yani biz o gün seninle bir konuşsak var ya, hiç aklımıza da gelmedi yani. Ben de o beşinci ayaktaki Cuma günü İstanbul'daki Tay yani kazanır tutuyorum. Eray da yazmamıştı. Evet. Kısmet olsun, olur. At yarışının güzel yanları bu evet, zaten öyle. Yani. Günaydın abi, her pazar olduğu gibi bu pazarda kızımla beraber sizleri seyrediyoruz demiş Hakan Yenice. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Cemil'e, Hasan Nuri Akçay'a, Kartal Kin'le teşekkürler. Kazım günaydın, yayınlar Hakan demiş. Sağ ol sevgili Kazım diyelim. Bugün ona da Artık Men'e başarı dileklerimizi iletelim. Eray Bey de bugün İstanbul'da tutmuş bir kupon bekliyorum. İyi yayınlar demiş Hüseyin Bakşi. İnşallah. İyi yayınlar. Dinar ailesinden selamlar. Oğlum Çınar Ali Dinar demiş. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Zehir gibi vallahi. Gözlerinden ateş fışkırıyor. Başarılı bir çocuk olsun inşallah, genç olsun. Günaydın abilerim, iyi yayınlar demiş Serkan Parlak, teşekkürler. Şair Gencer hemen sizin yayın arkasından biz gireriz. Çok selam sizlere demiş, teşekkürler. Yine bakıyoruz, okuduğumuz mesajlar vardı ama şimdi bir akşam yarışlarının Adana'yı bir değerlendirelim. Ümit senle başlayalım ilk ayakta Adana'da. Sonrasında yeniden tweetleri okumaya devam edeceğiz. Aslan Star kazandı günün birinci ayağını. Koşuya baktığımız zaman hemen hemen biraz daha denk mücadeleler gözüküyordu. Adana çim yarışlarına zaten yakın bitiyor sonuçlar ama dün Aslan Star grubun içerisinden sıyrılıp bana göre kolay bir yarış kazandı. Gayet de parlak bir yarıştı. Ya bu İşman Çelik iki tane kazanıyor, bir tane mi yazılı hoca ya? Durmadan kazanıyor, hala jockey olamadı. Ne zaman konuştuk? Yedi yarışı geçen hafta konuştuk. Dün mü konuştuk, geçen hafta? Geçen hafta konuştuk. Kaç tane kazandı bu hafta? Hafta içi çok öyle kazanamadı. Öyle mi? Cezalıydı. Hafta içi cezalıydı. Ha tamam o zaman. Bakalım kaç tane kalmış. Yani yani baktım bir türlü olamıyor. 2-3 tane falan kalmıştır. Aynen aynen. Bu arada tabii inşallah zaten. Ama o da bir garip yani. Atın üstünde ben bir değişik yani. Ya Kadir'in bir başka versiyonu bu da. Belli. Ha? Belli yarışın içinde. Tabii canım yani şey çok de, net düzlük bir şekilde dönülür dönülmez. Nasıl Tınay abiye Tınay abi diyorsak, nasıl evet. Kadir Tokaçoğlu'na Kadir Tokaçoğlu diyorsak yani şu hışman diyebiliyorsun. Yani. Hele ki son şimdi, böyle şu şey ya atın üstünde dediğim gibi ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz da gerçi onu tekrar girmeyeceğim. Başarılı jockey olsun, jockey olduktan 146. Sonra konuşacağımız çok şey var. 4 kalmış muhtemelen bu hafta olur. Genç adam kuvvetli bir yalnız hocam. Kuvvetli zaten kuvvetli. Oradan kazanıyor bak. Evet. Yani hani kaldırıp kaldırıp atıyor dedikleri tam kamçı vuruyor. Kamçıyı biraz şey kullanıyor. Şimdi burada geçen 5. ayaktaki dün bir kamçı eleştirisi geldi. Kamçıyı kullanıyor da abi atıyor yani o kadar şeyle, o süratle, o tempoyla, altındaki atla o bugün de getirecek güç. Kamçıyı. Saadettin abi söyledi de şey yapamadım hani o. Bana verdi onu. Verdi mi? Yani verdi derken ben onu gördüm. Tamam. Söyledin mi geçen yayında? Söyledin. Ne ama söyledi?
Vereyim mi dedi, vereyim mi dedi. Şöyle bir ayaküstü konuştuk. Bir şöyle, ben o toplantıdan çıktıkları gün Saadettin'le, Saadettin Boyraz'la Ertuğrul Can Kılıç'ı ellerinde kamçıyı gördüm. Verdiler, baktık bir 10 dakika muhabbet ettik ayaküstü. Saadettin'in ifadesi şuydu, o yüzden dedim fikri değişti mi diye. Şey dedi, hiçbir çok, farkı çok yok. Çok farkı yok. Evet. Çok değil, hiçbir farkı yok. Bak, çok fark ayrı, hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok dedi. Toplantıda başkanla Yasin Bey de aynı şeyi söyledi. Dedi ki, kamçıyı dedi, iki kamçı dedi verdim. Hangisi hangisi ayırt edemediler önce dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok jokeye kendi getirmiş. Bu demiş hani, hangisi bunun çipli kamçı? Anlamamışlar yani, gözükmüyor çipin dışında. Evet. Sadece ucunda şöyle farkı o zaman bir... çip sadece. Çip. Heh. Ama tabii kullanmadan da şey olmaz. Yani kullanmadan geri dönüşüm olmaz. Bana ilk söyledikleri Ertuğrul'un de, Ertuğrul Can Kılıç'ın da, Saadettin Boyraz'ın da birebir yani. Dediğim gibi sohbet ettik. İlk söylediği şey hiçbir farkı yok dedi. Ama kullanıp test etmeden de bu iş olmaz. Yani görünürde yoktur da bakarsın kullanırken ciddi anlamda sonuçta orada bir sayaç olacak yani. Sayaç ve de onun hani ama ağırlık olarak bir sıkıntı olmadığını söyledi. O yüzden merak ettim. Ne söyledi sana? Farklı bir şey söylediyse yok, yollayacağım gibi bir şeyler söyledi. Hmm. Yani ona yakın bir şey tamam abi. Tamam. Öyle kaldı. Yani ben o gün hatta fotoğraflarını da paylaşmıştım. Sonrasında da Yasin Bey'le Yasin ikinciyle bir toplantımız vardı. O toplantıda da şeyi söyledi. Yani jokeylere dedi, birçok jokeyi denedim. Verdik. Çoğu hani hiçbir fark olmadığını söylüyorlar dedi. Peki. Onu diyeceğim yani kaldırıp kaldırıp atıyordu. Evet, kamçı kullanmasını biraz azaltıp atın üstünde biraz da yamulmasa bence çok yani bir Kadir Tokaçoğlu kalibresinde kalıcı jokeylerden biri olacaktır kanaatindeyim. Eğer böyle giderse bozmazsa. Evet. Yani iki yarış önce üçüncü, ondan sonra ikinci adım adım geliyorum sinyalleri veriyordu Aslan Star. Zaten bu mesafeleri yapabilen bir isim. Dün de bulmuş olduğu grup. Geçebileceği bir gruptu. Net şekilde kazandı. Geridekilerde ben Minkopi'yi çok beğendim. Start alacağı ilk koşuda kazanmaya çok yakın. Onu bir kenara yazalım, Minkopi ismini. Peki, Minkopi'yi de not ettik. Hemen geçiyoruz. Bir sonraki koşu değerlendirmelerini alalım. Evet. Tumbul Sabuha kazandı. Onu Ümit'e yorumlatmak lazım. Ya hocam, geçen şimdi ben şimdi tekrar baktım. Öyle da senin aklında... Olsun, fark etmez. En azından hatırlattık. Doğru, şimdi doğru. Evet, ben de sonradan kaldı aklımda. Yani onu da biliyor bazen demek ki insanlar. Evet. Yok, tamam canım. Ben de 100 metre uzadı biraz 1.38'den ayırdım dedim ama ya. Biraz yarış içerisinde doğru hamleler yapıldı. Ön tarafta 3-4 tane giden isim olunca doğru yani. Çocuk dedi ben bekleyeceğim. Viraj dönülene kadar da sabretti bütün atların dışında. Maskesi var mı yüzden hava sıcak? Maskeyi çıkardı herhalde. Maskeyi havalar çıkardı, sıcak ya. Sivilce çıkardı. Yapmasın diye. Evet, peki. Dün şimdi mücbir Aldut. O ben unutmam bak. Ben... Enis Kerem. O da sivilce yapmaz diye. Evet. Dört tane ön tarafta gitmek istiyor. Evet. Sıcak havalarda bir de öyle kapanı şey yaparsan sivilce yapar yani. Evet, hadi. Yaş da müsait şimdi öyle şeylere. Evet. Çok süratli gitti koşu ve arka tarafta biraz sabırlı olunca bu gibi koşulları lehine çevirebiliyorsun. Kardeşimizi kutlayalım. Onun dışında bundan sonraki yarışlar için Bir Sen Kızı ismini takibe alalım. Pabuk bir önceki yarış iyiydi. Bir önceki yarış da biraz birkaç yerden ismini duymuştum. Kötü koşmuştu ama dün bir kendisini gösterdi. Takibatımız bu koşuda Bir Sen Kızı. Padok'ta da gayet iyiydi. Bu arada Apprenti koşusu vardı. Yamak 2 koşu vardı. Günün 3. koşusu. Tora Tora kazandı. Tabii altılı harici olduğu için şey yapamadık ama Tora Tora da hakikaten çok istikrarlı ve iyi yarışlar yapıyor. Ekibinin ilgilerini kutlayalım. Bu... Şimdi Yamak 2'lerde bu Ahmet Özyiğit dikkatimi çekmeye başladı. Birkaç yarıştır böyle. İki kez kazandı galiba bu evet, atla. Evet, bu atla da birkaç tane daha o koşular bindi. Yani kendini geliştirdikçe iyi yerlere gelecek gibi gözüküyor. Toro Toro ile dün kazandı. İzbatur'un yarışı yine tatminkardı ama dün Toro Toro güzel bir yarış kazandı. Onu da söyleyelim. Yamak Apprentilerden konu açılmışken. Tumbul Sabah yarışında dediğim gibi ben de Bir Sen Kızı'nı Padok'un en iyi atıydı. Onu da söyleyeyim sizlere. Çok beğendim Padok'ta. Hatta eyvah dedim. Kaçırdık biz bu atı gözden. Allah'tan 5. 6. ilk koşusunda iyi bir yerde koşuyu tamamlayabilir. Bir Sen Kızı'na dikkat diyelim. Yine Mücbir'in yarışıydı. Aldut fena koşmadı ama dün Tumbul Savur'um hakikaten çok doğru yerde, doğru zamanlamayla da gelince koşuyu kazandı. Vallahi ben çok keyif yaptım. Sen yattın diye değil. Neden? Yok, hayır, neden şey yaptım? Ben de bir dışarı oyun oynadım. Çünkü. Beşte kalamadık yani. Beşte biliyorum, biliyorum. Yani bir dışarı oyun oynadım ben de. O yüzden arkasına ters bir şey takılsın diye bekliyordum.
olmadı. Peki. Makara 1-3-8 çok öndeydi. Öndeydi, çok doğru. Öndeydi yani. Öyle de bitti zaten. Peki. Makara'ya geçelim mi? Geçelim. Bir sonraki ayak hemen değerlendirmeleri alalım. Valla gördüğümün çok favori olduğu bir koşuydu ki benim de banko tercihim bu taydan yani. Çünkü rakiplerine baktığımız zaman birçoğu istikrarsız. Ağırlığı için pistte biraz daha etkili olmuş isimler. Kördüğüm ise orijini itibariyle de kum pistte biraz daha yatkın bir isimdi. Daha önce sert almış olduğu iki koşudan da tabela içerisinde yer almış. Bir dördüncü, bir üçüncü. Dünkü bulmuş olduğu grubu bir şekilde geçebileceğini düşündüm ama işler beklediğimiz gibi olmadı. O mükemmel padok görüntüsünün hakkını dünya içerisinde veremedi. Rakibim çok fazla koştu. Onun da adını tam olarak koyamıyorum ama Halil Ketme o çok güvendiği tayından bence karşılığı alamadı dün için. Kördüğüm benim beklentilerim gerisinde kaldı. Makara'dan da net bir biricilik izledik. Daha önce start almış olduğu koşuların hiçbirinde tabela yapmamış olmasına rağmen dün demek ki günündeymiş. Ama dün Makara çok iyiydi ya. Yani padokta da baktın mı yani şeyde gezinirken yani A grubu atayım diyordu. Yani eski A grubu atı havasında kendinden son bak görüyor musun şu anda da yani kendinden son derece emin. Yani Eylül ayında maiden kalmış bir Arap tayı görüntüsü yoktu padokta. Anlatabiliyor muyum? Padok bak enseyi boyunu moyunu görüyor musun nasıl böyle tam şey. Padokta bir de şu önde giden attı bak. Gördüğüm de işte dev gibiydi. O da çok iyiydi işte. Dev İkisi de padoğun iyi atlarıydı ve hani maiden atın hava hüviyeti yoktu. Evet. Öndeki atında evet. O pembe formadan hatırladım çünkü şimdi kimdi o? Gördüğüm favori. Gördüğüm evet. Hem o hem de şey ikisi de iyi attı. Makara bence bu şekilde devam ederse etkili yarışlar yapabilir kendi grubunda da. Çünkü ha dediğinde vites değiştirdi orada Samet bir teşvikle arayı açtı. Gördüğüm evet dün tabii Tuzakar'a geçirince senin dediğin gibi çok. Çünkü her teşvikle de at içe dışa evet. Gezinmeye başladı. Çim'de belki bir denenebilir. Bir sonraki koşuda bir daha şans verilebilir. Çünkü maşallah hani gemi gibi kısrak derler ya. Ay gibi değil hiç. Gemi gibi kısraktı. Dolayısıyla maşallah diyelim. Var mı Ümit ilave? Yani 41 bitti uzak kazandı. Arka tarafta bir canlılık yok diyorsun. Hakan abi. Evet. Yani 41 bitip uzak kazandığı zaman diğer atlara bakmak lazım. Bir de ikinci ile üçüncü arası da uzak. Yani dolayısıyla diğer taylarda bir performans olarak dün iyi bir şey çıkmadı. İyi bir şey çıkmayınca biri gelecek. Şimdi izleyeceğiz. Biraz sonra koşu 40 bitiyor. O da kolay. Evet. Yani 40'ın 41'e yakın gerçi o da ama ne olursa evet. Olsun. Yani kolay kazandı. Birincinin ikincinin üçüncüye tay yarışına uzak yaptığı bir koşu bana göre pek arka taraf için ışıklı bir koşu değil. Hadi Flaşik Göl'e de devam et o zaman. Bir sonraki ayak. Evet. Günün bir sonraki ayağını Flaşik Göl kazandı. İntostar ikinci. Yağmurcan üçüncü. Miner ise dördüncü oldu. Ya bu dişilere ait yarışlar zaten biraz daha çözülmesi zor yarışlar olduğunu ben her zaman söylüyorum. Belki bilemiyorum sizler tutuyordunuz tutmuyordunuz ama sonuç olarak baktığımızda yarışta daha evvel iyi bir serisi olan Intostar var. Intostar son ben şöyle söyleyeyim bak Intostar'ın Allah aşkına seyredin Elazığ'daki son koşusuyla buradaki koşu dünya kadar fark var. Ya bir yani bir, o iki yarışı bir seyredin. Evet. Yani çim kum demeyin çünkü kumda da çok kazan. Son koşusunda bir garip bir şeyler oldu o ata ben anlamıyorum. Yani bu yarışı felaket. Bakma oradaki yarışında Eray yani hani tabela yapmış mı? Dördüncü olmuş mu? Yok ama. Zaten altı at koşmuş beşinci beş saniye ama geri gelmiş. O kadar kötü bir yarışın hiçbir yerinde yani kolay yürüyeceği yerlerde yürümedi. Bak izledim o yarışı. Çok büyük favoriydi. Yürüyeceği yerlerde yürümedi. Ondan sonra ha dediğinde böyle bir yani önü açıldı mesela dönecek. Şey yapmadı. Başka atlar öndeydi. Ondan sonra yani yarışa saldırıyor. Bu sefer at vermedi. İşlemedi bastı enseye. İşlemedi yani atta. Anlatabiliyor muyum? Yani o yarışında o günde bir sıkıntısı vardı Intostar'ın. Bugünkü Intostar'la dünya kadar fark var. Ben hadi ben söyleyeyim. Ben bir kupon yaptım. Pencereydi bende. Intostar pencereydi. Ben de, şu bende pencereydi geçen diyorum. Geçen yarışını. Geçen yarışından da. Bir tek o bu Intostar'ı yazmadım. Çok kolay kolay bağırmam. O son yarışında gördükten sonra olmasa bile dayan bakayım dedim geçen ata. Yani yatsam bile çünkü neden? Bir at bu kadar anında bu kadar değişim şey yapıyorsa ya son koşusunda bir sıkıntı yaşadı ya başka bir şey var. Bir tek onu yazmadım. Çünkü o koşusuyla çok, kaç gün olmuş arasında kaç gün? Çok yakın. 10 gün falandır. 10 gün işte. 10 gün önce koşmuş. Neyse peki. Tamam benim bu kadar. Kazananı tebrik edelim. Güzel bir yarış koştu. Güzel bir yarış kazandı. Haydi geçelim bir sonraki ayağa. Urla Destanı. Urla Destanı. Kolay bir yarış oldu. Hışman'a burada kamçı eleştirileri vardı. Twitter'da gördüm akşamleyin şöyle bir baktım. Şurada bir tane o bir tamam şu iki kamçı gerekli bak. Orada çünkü at yani şey olmasın diye. Baktı dışarıdan. Orada iki tane gerekli. Şurada
değil mi Ümit? Arttırması için onları şey yaptı. Nereden sonrası gereksiz sence? Onu bir değerli. Şurada devrini buluyor bak. Yavaş yavaş artık devrini buldu. Burada vurmuyor kamçı ama. Burada yok. Şimdi at bir yamuldu. Buna gerek yok. Şu gereksiz. Yani çünkü arka taraf artık. Evet. O son kamçı gereksiz ama bakın o viraj dönülürken ki evet. Olmasın bakın diye. Oradaki şeyde bir sıkıntı yok. O kamçı yapacak. Çünkü yarışı zaten ağır götürüyordu. Orada onu bir uyandırıp artık hani hadi diye bir de Arap atı bu. Oradaki kamçılara benim şeyim yok. Düzlük dönülürken ki ama sonu fark olmuşken orada vurdu. O gereksizdi. Bir mesaj gelmiş Sinan'dan diyor ki şey o kamçıyı diyor asıl diyor hışman denesinler. Şiddet hani gerçekten ölçüyor mu ölçmüyor mu? Yani o şey olsun diye bir. Yarışın içerisinde belirlenen bir sayı var. O onun. O sayı kalkıyor mu artık biliyorsun? Yani şu anda şiddete en azından bakalım. Mevcutta evet. Bir yasal hakkı var. Onu da pek artık komiserler bakmıyor. Gerekli gerekli. Tabii neler oluyor abi ya? Neler oluyor arkada? Her o dördüncük beşincik mücadelelerinde falan. Neyse problem değil. Burada Taya şurada uyandırdı. Bir balans bozukluğu herhangi bir şeye karşı bir iki defa ciddi uyarabilir. Evet. Buralar normaldir. Ama daha sonraki metre. Bak Tay zaten içeri gidiyor farkındaysa. Bir elle evet. Çekiyor oradan. O son yaptığı gereksiz. Ama son artık arada fark 7-8 boy olmuş. Foto finişe bir 20-25 metre kalmış. Bırakmamış Tay. Devam ediyor bakın akıyor. Oradan sonra vurmanın bir şeyi yok ama Hışman da zaten artık belli bir tecrübeye sahip ama şunu da unutmayalım. Daha sporun başında abi. Yani her şeyi aynı anda geliştiremez ki çocukta ya. Biraz bu kadar iyi seri yapan, bir yıl içerisinde hemen jokeyliğe 150 yarışta geçmeye yaklaşan birini biraz daha desteklemek lazım. Yani her pozisyonda böyle... Her kamçıda da eleştirmemek lazım. Her kamçıda da olmaz. Tamam var hataları. Sert evet. Biniyor. Yani biraz durmak lazım. Gençler biraz çıksın. Aman şöyle yap hemen başını aşağı indirelim. Aman başını sudan çıkartma. O da biraz pek... Şimdi eleştiriler var. Genelden söylüyor. Yani genel için yani. Ama dediğim gibi oradaki iki kamçı düzlük dönükten hiç gerekli. Yani şurada bak şimdi. Şurada zaten kendi halinde. Evet. Orada o istediğini tam almak istedi. Kopartmak istedi yarışı. Geri atmasın bak, yani. Şimdi hem de bak orada bir şey olmadı. Bir daha şimdi bir. O iki tane de ama bundan sonra düzlük dönüldükten sonra şu anda içeriden şurada vurdu. Bu iki tane tamam. Beş tane toplu. Beş. Bundan sonra vurmuyor orada yani. O gösteriyor. Bir tane bir soldan işte. O gereksiz. O şimdi da vuracak biraz. Sola alacak abi. Sağdan vurmadı. Sola alacak. Zaten fark açılmış. Fotoğraf finişe kalmış bir 100 metre falan filan. Evet. Buradan bu gereksiz. Işte. Şu ikincisi gereksiz. Evet. Yarış severlerin buradaki en büyük eleştirisi kamçıyı kullanma şekli. Şiddetli kullandığı için yarış severler biraz eleştiri getiriyor. Tatlı gıdıklasa kimsenin sesi çıkmayacak. Bak doğru bir eleştiri var ona katılıyorum. Abi her şeyi geçelim. Allah korusun her an attan düşecekmiş havası yaratıyor. Doğru. O doğru. Doğru. Hışman korkarak yarış izlettiriyor bizlere. O Kocaeli'deki o yarışı bulsanız Allah aşkına. Yandaki atın üstüne binecek gibi. Böyle ya. Çok dağınık at. Yani atın üzerinde bir şey. Onu toparladığı takdirde hani biraz daha şey ama kamçıdan ziyade o hani atın görüntüsü birazcık rahatsız edici. Atın üstüne hakikaten korkuyor. Sanki her an düşecek gibi. Peki hemen tempoyu arttıralım. Son 45 dakikaya giriyoruz. Tebrik edelim kazanını, ekibini, ilgilerini. Burada var mı hiç takip edilecek bir at şu olsun bu olsun diye? Yok, beklenildiği gibi sonuçlandı. İlk üçe giremeyen Taylar'ın da işleri bu sene itibariyle çok. Ben Alagözan'ı söyleyeceğim. Ben çok beğendim yarışını Alagözan'ın. Sanırım el değiştirdi bu at. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü forması yeşile dönmüş. Çıtır kız büyük bir ihtimalle Çıtır'ın yavrusu olabilir mi diye düşünüyorum. Çıtır da zaten şey, hatırlar mısınız bilmiyorum. Muska'nın tayı olabilir. Çıtır Muska'nın yavrusu. Şeyden bak Çıtır yani Çıtır kız Çıtır'ın olabilir. O da Muska'nın Muska. Yani çok geri hatlarında iyi bir pedigrisi olabilir. Bir takibi almakta fayda var. Padoğ'un en iyi atı bence oydu. Bak tartışmasız. Yakından gösterirse bir dikkat edin. Padoğ'un tartışmasız en iyi atı Alagözan'dı. Ben meydanda çok kalmayacağını düşünüyorum. El de değiştirmiş. İlk koşusunda aman dikkat diyelim Alagözan'a. Yarış, yani Padoğ'u çok iyiydi. Hemen son ayağa geçelim ve The Flamingo kazandı. Aslında yarışın çok içerisindeydi. Yarışta hep mücadele içerisindeydi. Son anda gelmiş gibi spiker arkadaş anlattı ama yarışta hep mücadele içerisinde yer alan bir isimdi. Evet. Herhalde. Zaten benzer grubu 2 hafta önce geçmişti. Yine değişen bir şey olmadı. Tembaba'nın startta çok fazla oyalandığını belirtelim, ölçü almayalım. Ve dün üstüne basa basa 2 tane isimden bahsetmiştim. Biri 18 lira Ganyanlı Hop Diamond. Startta 3 boy kadar oyalandı. Koşunun dördüncüsü.
Diğeri de 25 lira Ganyanlı Korayan. Start alacaklar ilk koşularda bu ikiliye dikkat edin. Korayan edelim. Kesin. Dün de ben de oynadım Korayan'ı. Biraz kıymeti kalmayacak ama. Ben dün bayağı 6-9-13 geçtim. Vilerce'nin atı, kazanan at. Bir de 13'ü yazdım. Evet. Bir gözüktü 13 kayboldu ama gene bakma sen bir 7-8 lira Ganyan'la gelir gene o geldiğinde bir ters bir yerde. Sakinten düşmeyelim. Unutmayalım. Ümit sen de bize hatırlattın unutursak. Bir sonraki koşularında hep biz sana değil sen de bize hatırlat. 13 numaralı Korayan adına dikkat diyelim. Var mı ilaveler? Yok abi. Tamam. Yoksa peki o zaman şöyle bir tweetlere bakalım. Ondan sonra nostalji yarışımız var. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bir ekrana verebilirse arkadaşlarım. Günaydın Hakan abi, Ümit abi ve Eray abiye selam söyle. İyi yayınlar diliyorum. Bol kazançlar. Yine süpersiniz demiş İbrahim Badur. Sağ ol kardeşim. Urla zamanındaki yarışta 5. olan Safkan'a vurulan kamçı daha çok demiş. Alagözan'dan bahsetmiş. Yine abi her şeye geçelim. Allah korusun her anattan düşecekmiş havası yaratıyor. Düşman korkarak yarış izlettiriyor bize demiş. Gelen mesaj. Abi son düzlüğe nasıl tweet atacağım? Attın kardeşim işte geldi şu anda. Son düzlüğe attın tweet'i. Uğur kardeşim okuyoruz. Yine İlyas Kamacı teşekkürler. Düşman atlar acımıyor diye gelen mesaj var. Can kardeşleri arşivlerden mi izleyeceğiz? Bir haberiniz var mı? Hayır. Dün mesaj geldi. At gayet iyi durumda. Hazırlıkları devam ediyor. Sayın Batuhan Tuğrul Bey'e, Turgul Bey'e selamlarımızı iletir misiniz lütfen? Ankara'dan Hopalı Murat, Eray ve Ümit Bey'e de selamlar, iyi yayınlar. Batuhan'a biz de selamlarımızı iletmiş olalım buradan sizin vasıtanızla. Ramazan Torka, Adana'ya buradan kardeşime selamlar, sevgiler. Saati kurduk, bekledik. Saat 10 oldu. Çok iyi oldu vallahi. Zaten kalkıyorduk çay falan hazırlamak için. Süper demiş saat 10 için. İyi, biz de artık erken kalkıyorduk zaten ama biz de keyif aldık. Günaydın abicim. Bekar izlediğim son düzlük oluyor benim için. İçinde özel bugün Allah'ın izniyle haftaya cumartesi düğünümüz demiş. Kerim'e söylemiştik. Ben hazırlıkları yapıyordur diye şey yaptım ama izliyormuş sağ olsun. Artık son düzlük ailesi büyüdü. Değerli eşin de artık bizim ailemiz olacaktır değil mi? Pazar sabahları magazin programı seyrettirme orada bir vur şöyle elini masaya. Masaya tabii. Hemen son düzlük izlenecek evde takılıyorum tabii ki. Herkes birbirine içerisinde mutlaka saygısını sevgisini iletecektir. Ama ailemizin büyüdüğüne inanıyorum. Bir artı bir son düzlükçümüz olacak. Kerim'e de sevgiler buradan. Konya'dan sevgiler. Şman Çizik eğer bu yıl sonunda jockey olursa Türkiye'de en erken jockey olan apranti unvanına mı sahip olacak demiş. Çiçek, Kocakaya onlara bakmak lazım. Adetler de farklı. Bir de Şman'ın 8 ay cezası var yani oradan bir şeyi var. 6 ay mıydı? 6 ay ama uzamıştı. Uzadı. Yani ona bir bakmak lazım. Yıl olarak ilk bindiği at yılıyla jockey olduğu Gökhan'la yıla bakacak. Mustafa da hızlı geçtiler i̇şte o süreci. Onun için Çiçek'le evet. Gökhan arasında şey alamadım. Bir tane daha vardı öyle aşağıda. Ayhan da fena gelmemişti hatırlıyorum ama Mustafa Çiçek'le Gökhan daha hızlı sanki. Evet. Peki. Bakıyoruz. Taylan Öztürk'e teşekkürler. Akar Necat'la ilgili birkaç kelime söyler misiniz? Alican Binizatoğlu çok yanlış bildiğini düşünüyorum. Ayrıca sizin aracılığınızı demiş. Konuştuk o koşuyu zaten. Detaylı bir şekilde paylaşmıştık. İYNR abilerin en güzelleri başarılarınız daim olsun demiş. Teşekkürler kardeşim benim. Hakan Bey nallardan bir haberiniz var mı? Getirdi Ümit koydu burada duruyor. Sorduk onu. Belki geç açmışsınızdır. Programın başında sorduk. Günaydın Hakan Bey. Programın başındaki günaydın Ankara yorumlarına yetişemedim. Rica etsem demin mesajın ilk kısmı bu. Yorumladık orada. Tekrarı var. Hışman değil, hırsmen demiş. Güzel. Hırsmen. Süper maşallah demiş. Hışmana versinler test için kamçıyı mesajı var. Evet, günün konusu hışman oldu. Hashtag hışman bugün. Oğullarım candır, son düzlük heyecandır. İyi günler demiş Arda Rifat Bezen. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de sevgili Arda'ya. Mehmet Baydan, iyi yayınlar abi. Kemal Kurt ekibi olarak hafta sonunun en zevkli programı son düzlük ekibine selamlar demiş. Mehmet Baydan göndermiş. Biz de o zaman buradan selamlarımızı, sevgilerimizi Kemal Kurt ekibisine. Glossforas. Ekibine Glossforas'a gönderelim. Glossforas geçen ama pek biraz beklentilerin altında kaldı. İyi koşmadı. Evet. Yani daha iyi bir yarış bekleniyordu. O gün olsun düzelir. Biz de buradan Mehmet Baydan'a selamlarımızı iletelim Kurt Ekibisi ile birlikte. Eray Bey, Sarıyer Sporu bu sene umut var mı? Sence yorumunu bekliyorum. İzlemedim. Stadı hala aynı yerde mi? Aynı yerde duruyor. Evet. Yani. Şeyde Yusuf Ziyaniş yani. Hala. Aynı. Aslında birkaç maça gitmek lazım. Ya. Çok da yakın ben zaten. Ben çok gittim. Bizim Anıt tarafına. Gittim. Martılar. Sen de gidip geliyorsun o taraflara. Bir çok böyle hep beraber. Beyaz martılar. Şey beyaz martılar. 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 Evet. Rıdvan abi falan hep. Tabii. Sarıyer çıkmaz. Sercan. Tabii canım yani biliyorum çok iyi biliyorum.
O dönemlerde ben çok gidiyordum o maçlara. Senin de akraba vardı. Akrabalarınız var, tanıdıkları. Bir de şey, onun altında bir salı sağ, çarşamba geceleri halı saha maçımız vardı. Nerede biliyor musun? İşte orası duruyor mu halen bilmiyorum. Yusuf Ziya Öniş'in hemen böyle arka tarafında bayağı güzel de bir halı sahaydı. Çarşamba geceleri, ama yılları sana söyleyeyim ben, 90'la 94 arasında. O 4 sene 90-94 fix her çarşamba gecesi halı saha maçına gidiyorduk. Kimle gidiyorduk? Basket tarafı mı? Basket tarafı değil, öbür taraf. Değil mi? Kim vardı? Neydi başka programın adı? Dört Nala Sinema. Murat abilerle. Murat'la gidiyorduk. Dört Nala Sinema program. Sen şimdi Murat'ı görsen var ya, Ümit'ten ince. Zayıflamış abi, söylemiştin. Bir operasyon geçirdi. Teknoloji bu zayıflara yok mu ya? İşte bir operasyon geçirdi o. Onlardan alıp böyle, size. Vallahi hakikaten bir şey. Hakikaten öyle yani. 4 Nala Sinema'yı onlar işte hep beraber biz çıkardık şeyden. Ben o dönem Bakırköy'deyim. Çıkardık giderdik halı saha maçı. Maç biter. Onlar Beşiktaş'ta otururlar. Kulaklar için nasıl, Allah uzun ömürler versin. Nurten abla hemen bizim mantılar hazırlanır. Oh. Maç sonrası mantı. Gece 3'e 4'e kadar. Ertesi gün okul. Yo, iş hayatına başlamıştık tabii. Saat gece 3'e 4'e kadar halı saha sonrası sohbet, gırgır, şamata. Oradan ben işe giderdim, düşün ya. 90'la 94 arasında bastım. Ekip iyiymiş. O yüzden o sarı yer hala duruyor mu dediğim. Duruyor. Aynı yerde. Halı saha. Zaten Yusuf Yani. Halı saha var orada. Çok güzel de bir tesisti yani. Muhtemelen hemen arka tarafında olabilir. O maden tarafının oralarda. Çok iyi oyuncular oynadı ya Sarıyer dönemin. Üç büyüklerden sonra hep tabii dördüncü olan takım. Sarıyer'den yani. Atçı da var. Engin Gıcır var. Şey var. Besim, Matador Yaşar. Matador Yaşar var. Göçmenler var tabii. Peki. Hazır Rıdvan abiden konuşmuş, ona da geçmiş olsun. Olsun. Geri döndü. Yayında gördük. Evet. Çelik ailesinden iyi pazarları, iyi yayınlar demiş. Erdal Çelik göndermiş. Teşekkürler. Ayşe Maviş, Karayüzüm ve Artık Men geçilmez sevgiler demiş Ayşe Maviş. Teşekkürler. Hepinize günaydın güzel insanlar. İyi ki varsınız. Camianın pırlantaları, sizleri seviyoruz. Zevkle izliyoruz demiş. Sağ olun benim canım kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere. Abi iyi yayınlar. Selim Kaya Ağrıdağ fırtınasına binmekten bıkmadı. Bizler yazıp yatmaktan bıkmadık. Nedir bu ısrar bu hatta? Valla iyi bir hat ama hiç yani anne tarafı Kaysbert mesela. Annesi Alexandra Kaysbert'in kızı. Dolayısıyla beklentiler hep yüksek oluyor ama olmadı şu ana kadar. Bende de aynı beklentiler var. Bende bir de şey var. Bir o fırtınalar, efsaneler karıştı. Bugün koşuyor bak, aman dikkat ona. Şey haricinde ne o? İlk defa geçen yarış güzel bir yarış yaptı. Buldular onun bence çözümünü. Nerede o şey? Benim efsane. Kafkaslı efsanesi. Üçüncü koşuda. Orada da Ağrı Dağ fırtınası koşuyor da yalnız bak onun Kafkaslı efsanesine dikkat edin. Bakmayın siz son koşusundaki o tabela dışı kaldığı yarışa. O yarış 10 numara bir yarış yaptı. Söyleyeyim size. Altılı haricinde ya da birinci altılı olduğu için. Üçüncü koşu. Üçüncü koşuda. Peki kızımın doğum günü demiş Ayhan göndermiş. Biz de Allah uzun ömürler versin diyelim. Bu küçük pırlantaya maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Web sayfamızda saldırı vardı. Onunla uğraşırken telaştan uyuduk geç açtık. Allah gönlünüzce yayınlar nasip etsin sizlere demiş. İstine Ganyan Bay Türk. Teşekkürler. Abi iyi yayınlar. Jokeyler için yönetim var. Her yarıştan önceki bir iki defa idmanda eşlik ederek binilse huyu suyu bilme açısından çok daha başarı oranı artacaktır diye güzel mesaj var. Bakalım. Yine iyi yayınlar abi. Tay TV ekranı hep reklam ile doldu demiş. Yeni programlar yapsınız. Futbol gibi, aynı futbol gibi teşekkürler demiş. Valla yeni programlar yönetiyoruz da yer yok. Nerede yayınlayacağız? Gündüz yarış yayını var. Akşam yarış yayını var. Yaptığımız programı koyacağımız yerimiz yok. Yoksa o kadar çok program formatı var ki elimizde. Ya 12'de 1'de başlayacak yani işler gece 1'e kadar. Yani TV 2 olsa ne programlar var bizim elimizde. Ama yok, gece 12'den sonra yarışlar bitiyor. O saatte nereye koyalım? Öncesinde sabahın köründe yok yani. Koyacağımız programı koyacağımız yer yok. Yarışlar başlıyor. Sarımsak'tan selamlar dayım Mustafa Gonca ile sahilde de yayını kaçırmadık, netten izliyoruz, iyi yayınlar demiş Sarımsaklı'ya. Selamlar, selamlar, iyi yayınlar demiş Ayşe Maviş. Çok teşekkürler. İzmir Karabağlar'dan selamlar, iyi ki varsınız, bizlerin derdi yok demiş Mustafa Kara. Yine Kadir Çaloğlu, günaydın abi, yayınlar diliyorum. Eren derdi yok için yorumlarınızı bekliyorum. Eray, sen Eren yok derdi yokla ilgili konuş, ben de tweetleri bir açayım. Değerlendirme bu yılın bence en flash futbolcularından biri olacak. Çok doğru bir transfer. Zaten geride bıraktığımız süreçte de ne kadar iyi bir transfer olduğunu gösterdi. Tek üzüntüm bizim alamamamız. Şenol Güneş'in çok istediği futbolculardan biriydi. Bonservis konusunda anlaşılamadığı için Beşiktaş alamadı. Kısmet Galatasaray'ymış. Umarım Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli noktalara getirir.
iyi futbolda oynamaya başladı Galatasaray. Yapmış olduğu diğer transferler de takıma uyum sağladığı zaman ligin başa güreşen takımlarından biri olacak. Şu an itibariyle Beşiktaş ligin en iyi futbolunu oynayan takım gibi gözükse de Galatasaray, İstanbul, Başakşehirspor ve Konyaspor da yine ligde dikkat çeken takımlar. Fenerbahçe'nin de ilk 3 haftalık süreçte her ne kadar kötü futbol oynadığı konuşulsa da kolay değil. Hoca değişikliği var, oyuncu değişiklikleri var. Hem sağ kanadını hem sol kanadını kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yavaş yavaş onlar da bence beklenen seviyeye gelecektir. Bir yazsana. Tamam, göremedim çünkü şeyde. Peki. O zaman tweetlere şöyle bir son bir parti daha bakalım. Güzel katkılar var çünkü arkadaşlarım da yer eklenebilirse. Teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii. Fenerbahçe 820'den sevgiler, saygılar. Dorukhan Palavra hakkında Ümit Sadi'nin görüşlerini alabilir miyim demiş. Hızlı bir şekilde. Çıkışta olan bir kardeşimiz. Umarız devamı gelir. Kilosu da müsait. Tamam. Şu anda iyi yarışlarda izliyoruz zaten. Tamam. Peki. Ayhan Torsun aşk demiş. Güzel bir fotoğraf göndermiş. Hakikaten birçoğumuz için aşk değil mi? Yani aşk illa bir insanın kendi cinsine değil, bir çiçeğe de aşk duyabilirsiniz. Bir ata da, bir canlıya da aşkınızı ilan edebilirsiniz. Yani dolayısıyla hakikaten aşk, yani en karşılıksız aşk değil mi? Özellikle atların ve köpeklerin bu karşılıksız sevgisi belki de dünyada tek, bu anlamda en güzel tarifini yapmış aşkın Ayhan Torsun. Lale Hanım'ın güzel bir mesajı vardı. Daha doğrusu bir şey paylaşmış. Der ki Çin pis, kum piste karşı pistlerin savaşı aynı anda yapılması zor mu demiş. Senelerdir isterim. Yani Çin'de ve kumda yarışlar aynı anda olacak. Ümit, olur mu? Evet, değişik bir şey olur. Niye olmasın? Aynı anda başlasa ve bir örneğini de paylaşmış. Sağ olsun. Var teşekkür mı? Ederim. Evet, var. Şu anda tabii sesi ben açamıyorum buradan ama bir izleyelim bakalım. Çin'de ve kumda aynı anda starta giriyor atlar. Allah Allah. Ya. Ne güzel, bütün jokeyler at biner. Aynı yere. Hakikaten ama bak yani bir en azından düşüncesini paylaşıp bir de örneğini verince Lale Hanım, teşekkür ederiz. Güzel bir katkı olmuş. Bak aynı ben anda start veriliyor. Sen izlemiş miydin? Hayır, ben de izlemedim. Allah Allah. Ama birebir aynı anda verilen bir görüntü var burada. Değişik heyecan. Değil mi? Bir de ikisi de ters taraftan görünüyor. Oldukça değişik. Hayır, bazen biz mesela televizyonda da hani Ankara Adana yarışı Adana ile İzmir yarışı çakışıyor aynı anda, ekranı ikiye bölüyoruz. Çifte oynayacaksın. Orada bakak evet, bir orada yani çimdeki kaybetti, kumdaki geldi. Kumdaki kazandı. Evet. Çifte iki yarış gibi. Ne zaman denk gelecekler onu merak ediyorum ben. İkili bile oynanır bu da, ikili. Çifte gibi. Ben sonucunu yani son finişi merak ediyorum. Çok güzel bir video. Çok teşekkür ederiz hakikaten. Amerika'da olduğu da belli güzel oldu. Güzel bir katkı olmuş hakikaten. Hemen aynı anlarda bitmesi ayarlanabilir bile. 3 aşağı 5 yukarı mesafelerle. Biri 1600 iken biri... İşte şey açıdan dolayı biraz şey başlar. Belki de öyle ayarlandı. Finiş beraber olacak belki de. Şimdi onu bekliyorum ben de. Yukarısı çok hızlı gitti. Merakla. Arkadan gelenlere bakalım. Şimdi ben yukarı... Çim nerede? Çim hangisi? Çim üstteki. Yukarıda herhalde. Üstteki çim. Evet. Tamam, alttaki kum. Sentetik evet. Orası herhalde. Sentetik olabilir. Şu anda aynı şeye dönüyorlar. Allah Allah. Çok ilginç ya. Bir araya gelecekler mi? 847. Daha buluşamadılar. Ya bir şey oynayalım bari ya. Diyor ki. Daha 500 metre var. Buluştular. Hayır. Kim? Evet, yarışma yapıyorum. Buluştular. Direnç demiş ki, hangi pist kazandı? Hadi bakalım. Kim kazandı abi? Ümit, Eray. Bence kum kazandı. yarışma, hangi pist yarışı kazandı? Bak bu da önemli. Direnç göndermiş. Abi durdurup sorsana diye. Şimdi mesajı gördüm. Onun sonu hızlı biter ya. Kim kazandı şimdi? Kim mi kazandı? Ben öyle diyorum, bakalım. Eray da kum diyor. Ama kaç metre var? Neyse artık. Çıktı ağzımızdan. Kim. Peki, devam evet, edelim bakalım. Bastık paraya artık. Evet, kumun temposu düştü biraz ama hiç direniyorlar, devam ediyorlar. Bayağı bakayım oğlum be. Bayağı mesafe varmış ya. Uzak yedin hoca sen. Yani, şey bitmeye az varmış, pardon. Peki, pisti bilmiyoruz. Kum kazandı. Evet. Burayı bile bulamadık. Hakikaten çok güzel bir şey. Yani belki zaten Extreme Day, özel bir gün bu aynı zamanda. Çok sıra dışı bir gün. Dolayısıyla belki böyle bir yarış denenebilir. Bir şov amaçlı, anlatabiliyor muyum? Denenebilir, ilgi de uyandırabilir. Çok güzel bir katkı olmuş hakikaten. Bak foto finish de slow motion'u da veriyor. Müthiş ya. Vallahi burada bile heyecan oldu.
Acaba oradan ülkemizde olsa. Evet. Ha, kim kime bağıracak yani şey oluruz. Bir defa iyi bir seyir çekecek kesin. Kesin, kesin. Yani şöyle bir eventin, bak böyle bir eventin, böyle bir organizasyonun duyurusunun bile yapılması çok ciddi anlamda çeker. Çok, bence çok önemli bir katkı oldu. Dediğim gibi bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Fukaş işte bak, görüyor musun? Evet. Vallahi önemli yarış günlerinde aslında farklı bir yenilik. Yani önemli yarış günlerinde farklı bir yenilik olabilir. İşte onu diyorum ya, özel günlerde zaten. İşte uluslararası yarışlarda, Gazi'de veya işte bir özel bir gün ilanıdır. Sezon finali, hani nasıl dizilerde sezon finali yapılıyor, şey yapılıyor. Artık yarış eskiden tabii biz ara verirdik. Bir ay 15 gün 20 gün ara olurdu, İstanbul yarışı biterdi. O dönemlerde belki yani sezon finali yarışı gibi böyle bir organizasyon olabilir. Ümit'in dediği gibi vallahi hep İzmir'den, Adana'dan, Diyarbakır'dan jokey gelmesi lazım. Hele bir de böyle yani kalabalık olursa. Centilmene bile denk getirilebilir. Evet. Yani bir tanesi centilmen, diğeri profesyonel jokeylerin. Çin'de koşanlar C grubuymuş. Ondan peki, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi katkı içinde 15 numara kum kazanmış. Kum 15. Joshua's Journey kazanmış. George Ray ikinci. Super Candy 3. Miser 4. olmuş. Evet. Peki. Kum 15. Koşunun galibi. Burada 2 saat geri gidiyor. Bir de programı 10'a aldın. 8'de diktin bizi ayağa. Çocuklar da kalktı. Bugün bitmez ama artık derdin. Faruk Öztürk. Çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi Faruk da. Atçı dostlarımızdan. O gurbette tabii şu anda. İşi gereği yurt dışında. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de böyle can dostlarımızdan böyle erken saatlerde bu mesajları alınca mutlu oluyoruz. Hakikaten orada saat 8 şu anda. Sabah 8. Ama bize özel, yani bugüne özel böyle bir şey oldu. Daha doğrusu pazarlara özel oldu. Ümit'ciğim yukarıya gönderdin mi? Evet, sen. Onlar da bir verirlerse ekrana sevinirim. Sen hazır olduklarında sana söylesinler, ekrana hazır verelim. Pekala. O zaman sevgili Hakan Boya bize bir fotoğraf göndermiş. Atlarla beraber burası Ankara herhalde, değil mi? Evet, Ankara. Ankara Hipodromu'na gitmiş. Yine dizi oyuncusu ve sanatçı. Şimdi var mı yakında projeler? Yakında görüşüyordu vallahi. Hakan Haber projede yer almak istemiyor. Seçici. Yani böyle kalıcı kalmak istiyor. Buradan da selam olsun. Bu arada sabah nalları almaya gittiğimde hipodrom çıkışında Baha Yargı ile karşılaştık. Hem hepimize selam söyledi. Sağ olsun. Özellikle de Hakan abiye selam söyledi. Vanetta'nın antrenörü. O gün bayağı bir tezahürat yaptı Hakan abi. Vanetta'nın hani o protestolu bir 7-8 dakikası falan geçince bayağı bir tezahürat yaptı. Onlar da duymuşlar onu. Çok teşekkür ettiler. Peki. Hakan abiye de bir oradan binal arakladık, sen merak etme abi. O hediye biz de aldık yani. Ya öyle söyle. Ya işin esprisi abi. Belli tamam zaten. Kelime. Aldım ben, sen merak etme abi. Hakan abi de atlara aşık bir büyüğümüz. Gelsin artık yakın zamanda. Peki. Görüşelim. Bu kadar yaklaştı da baki değil atlara yani. O öyle mi? Garanti yerde var. Peki. Biz de selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha buradan. Salı günü Sarıyer-Bodrum maçı varmış. Kupa maçı. Bodrum Spor Sarıyer. Gidelim. Sarıyer-Bodrum Spor. Vallahi gidilebilir aslında. Sarıyer-Bodrum Spor maçına. O halı saha Sarıyerli Sercan'ındı demiş Murat Güney. Tamam. Yani dolayısıyla Sarıyerli Sercan'ınmış. Duruyor mu hala? Dolayısıyla onu bakalım. Çıtır Kız'da Bilgin 95 Zehra. Muskan'la haber kanlı akrabalık yok. İyi yayınlar kaptanım demiş. Güzel bir hatırlatma. Çıtır Kız'da demek ki Çıtır Kız'ın yavrusu değil. Çıtır oradan. Okuduğumuz mesajlar vardı ama bizim süremiz azalıyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yorumlarımızla birlikte olacağız. Sizlerin gelen tweetlerini, mesajlarını her birini okuyacağız. Mümkün olunca çoğuna geri dönmeye çalışacağız ama şimdi kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra yeniden birlikteyiz. Tay TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Evet, 18 Eylül Pazar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve vallahi reklam arasında ben Kemal Karataş'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, sabah nalları gönderirken elmaları da göndermişti. Dayanamadım reklam arasında. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten Eray, tavsiye ederim yayından sonra hemen. Müthiş hakikaten. Şimdi anlıyorum atlar neden bu kadar iyi koşuyor. Evet. 10 numara elma. Vallahi. Birkaç kasa daha alsalardı. Hadi bakalım yorumlara geçelim. Bu arada rica edeceğim ama son birkaç selfie gelmiş. Ben kırmak istemiyorum. Özellikle küçük kardeşlerimizden gelen selfileri. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir gösterelim. Şöyle bir baktık.
İyi yayınlar. Hakan abi Yağmur ve Umut'tan sevgiler demiş Turgay Kumova. Çok teşekkürler. Formam kısmetse ne zaman gelir? Ümit dün söylemiştim belki. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta geliyor dedi. Yani buraya gelir. Hı-hı. Merhaba Hakan abi, kızım Defne ile sizi severek izliyoruz. Zeytinburnu'ndan Oktay demiş. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı sıhhatle. Maşallah. Yani oyuncak bebek gibi değil mi baktığında? Allah uzun ömürler versin. Hemen büyüyorlar. Çabuk büyüyorlar. Çabuk. Hemen büyüyorlar. İyi yayınlar Hakan Bey. Oğlum Paşa Doruk sizleri gözlükle izliyor. Bizlerden selamlar demiş Murat Çağımlı. Çok teşekkürler diyelim Murat Bey'e. Kardeşimiz de Paşa Doruk'u da gözlüklerini çıkarsın, gözlerinden öpelim. Gözleri bozulmasın. Aman dikkat. Maşallah. Allah nazardan saklasın. 100 metre kum veriyorlarmış kuma. Fark veriyorlarmış. 100 metre geriden başlıyormuş kum ama demek ki kazanıyor. Abi Büyükçekmece'den Celaliye'den sevgi ve selamlar demiş. Çok teşekkürler. İsmail Kocaman göndermiş. Kartallara buradan teşekkürlerimizi iletelim. Hakan abi at başta olmak üzere tüm canlıları seviyoruz demiş. Bir tanesiniz işte ya. Hayatta tüm canlıları sevin. Yani bugün çiçeği, bitkiyi, hayvanı sevmeyen, yani herhangi bir canlıyı sevmeyen insanı zaten hiçbir zaman sevemez. Dolayısıyla hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani şu, ben bazen görüyorum köpekte tekme vuruyorlar, bilmem sosyal medyada abuk subuk paylaşımlar oluyor her canlıya karşı. Ya onları yapanların bir insanı sevmesi mümkün bile değil. Yani hani dolayısıyla bu küçük yaşlarda da bu sevgiyi yaşadığınız için sizi de ben Bahadır Bey, Bahadır Çolak kutluyorum. Hakikaten ne kadar güzel. Bakalım şöyle aşağıya doğru inelim. Adana Demirspor taraftarı genç kardeşimiz, gözlerini öpelim. Vanetta 31 nikli arkadaşımız. Yine Hakan abi günaydın, yayınlar, herkese bol şanslar demiş. Balcı ailesi göndermiş. Erdal Balcı sizden yok değil mi? Sizle ilgili değil. Kardeşlerimize, buradaki Balcı ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bu fotoğrafı da göstermiştik. Haydi şimdi yorumlara geçiyoruz. Evet. Eray'dan İstanbul yorumlarına. İstanbul'la başlayalım. 6 numaralı Ayza'yla başlayacağız. Geçtiğimiz hafta start almış olduğu koşuda takip pistesini yazmıştık. Ben Kabakum'da bekliyor olsam da bugün sentetik pistede Ayza'ya oynayalım. 2 numaralı Lira Lira süratli gidecek olan koşuyu lehine çevirebilir. 8 numaralı Voli son yarışını başlarda tempoyu biraz abartınca sonlarda rakibine teslim olmuştu. Bugün kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim de Voli, ancak çok iyi durumuyla Royal Story'de ihmale gelmez. Günün ikinci ayağı bence Altılı Ganyan'ın en zor ayağı olacak. 11 numaralı Gezegen'le başlamak istiyorum. Bu kiloyla bence grubun çok ama çok önünde. 12 numaralı 11 numaralı Cankurt Bey. 4 numaralı Bahar Şah'a dikkat çekmek istiyorum. 6 numaralı Yurttay'ın son yarışını ölçü almıyorum. Bu gibi pistlerde daha iyi koşuyor. Sonrasında 7 numaralı Savaş Atı, 3 numaralı Güzel Kaya, 2 numaralı Biçer ve 1 numaralı Mayıs Altını yazarak bu ayağı kalabalık tutalım. Üçüncü ayakta 4 numaralı Karaüzüm bu gibi yarışların etkili safkanı. İlerleyen yaşına rağmen hala formundan bir şey kaybetmedi ve sürekli iyi koşuyor. Bugün de bence favori. 2 numaralı Ender Efe. Sonrasında 9 numaralı Serhantay kalitesiyle mutlaka bir yerlere gelecektir. Sonrasında 8 numaralı Semen'de dikkat çekmek istiyorum. 7 numaralı Meri son yarışını yaparsa bugün burada etkili olur. 5 numaralı Kışlalı da son haftaların en formda jokeyi Koca Kaya'yla ihmale gelmez. 4. ayakta 4 numaralı Artikmen'in bu gruptan biraz daha üstün bir isim olduğunu düşündüğüm için benim favorim. 2 numaralı Parlera, sonrasında 5 numaralı Rainerl ve 3 numaralı Redentor'da rakip gördüğüm isimler. 5. ayakta 1 numaralı Misai ve 2 numaralı Babuşka ikilisini gruptan ayırdım. Ancak 5 numaralı Mandarin çok iyi durumuyla ihmale gelmez. 4 numaralı Hız Delisi de arka arkaya 2 yarış kazandı. Bugün neden üçüncüsü olmasın. Kapanışta 1200 mesafeli son yarışını çok beğendiğim 7 numaralı Kızım Dilşah uzayan mesafenin de avantajıyla benim banko tercihim. Peki, ilginç bir banko geldi Eray'dan. Kızım Dilşah. Evet. Hemen Ümit sana dönelim. Günün ilk ayağında handikaplı mücadele var İstanbul'da. Koşuya baktığımız zaman daha şanslı görünen safkanların biraz zor start çekmeleri bu ayakta bir sürprizi denk getirebilir. Bütçeniz dahilinde fazla at yazmanızı önerdikten sonra 2 numaralı Lira Lira, 3 numaralı Zembil ve 8 numaralı Voret diyorum ben. Daha geniş oynuyorsak 10 numaralı Macbeth, uygun kilosuyla bugün bana göre sürpriz şansı var. 1 numaralı Kocaman Tınas, sonrasında 12 numaralı Marazan ve 6 numaralı Ayza'ya da ayrıca dikkat etmenizi önereceğim. İkinci ayakta 3 numaralı Güzel Kaya tutuyorum. Ben ağır kilosuna rağmen bence bugün bu grupta mutlaka ki bir yarış koşacağını umuyorum. Rakip olarak 1 numaralı Ay Sultan ve 8 numaralı Yiğit Efekan bence bu ayakta yeterli olacaktır. Dördüncü ayakta 4 numaralı Karaüzüm. Malum zaten kalitesi tartışılmaz bir isim. Son kazandığı koşusundan sonra devam eden formuyla bugün
bir kez daha şanslı olacak diye düşünüyorum. 9 numaralı Serhan Tay ve 6 numaralı Kurtça Bey. Bunlar da bana göre bu mesafeye çok yatkın olacak isimler. Dolayısıyla 4-9-6 olarak bu ayağa geçebiliriz. 4. ayaktaki 3 ve yukarı İngilizlerin evet kısa vadeli koşusunda 4 numaralı Arctic Man bana göre bugün iyi bir tempo yarışı yapıp kazanmaya en yakın adaylardan biri olarak görünüyor. 2 numaralı Parlera ve 5 numaralı Ryan Earl bence bu ayak için yeterli. Günün 5. ayağında arka arkaya kazandığı koşulardan sonra bu koşuya eksiksiz hazırlanan 5 numaralı Mandarin'in ben koşuyu kazanmasını bekliyorum ve banko diyorum. Kapanışa geldiğimizde günün zaten sürpriz olmasını en yakın 2. ayağı burası. İlk ayak ve son ayağa dikkat edersek bana göre ortalarda fazla bir cazip bir isim görünmüyor. Son ayağa geldiğimizde 2 numaralı Can Bulan, 1 numaralı Astronot, 7 numaralı Kızım Dişah ve 8 numaralı Yüksek Uçuşu bir yazalım. Yeniş oynuyorsak 4 numaralı Krik Testi, 5 numaralı Öz Yalaz ve 6 numaralı Göknaz Gülü de kendi arasında 6-5-4-4-5-6 olarak yazılabilir. Pekala. Mandarin de senden geldi. Bizim bankolar çakıştı orada. Yani geçen kim dedi? Pardon bir Öz Yalaz bir konuştuk burada değil mi? Makinede kaldı falan. Ondan sonra kesin iyi koşmadı. Kötü koştu. Şeyde konuştuk. Ortak yayında konuşmuştuk. Öyle mi oldu? Şey söylemiş. Sonra bir yarış daha koştu. Sufa söylemiş. O gün koştu işte kötü koştu o gün. Ondan sonra. Sanki ondan sonra bir daha koştu. Bir daha koştu gene kötü koştu. Evet. Bu üçüncü yarış. Bir yarış daha koştu. Tamam. Bu üçüncüye geliyor yani. Peki benim şablonda gelsin ekrana. Bizim banko adaylarımızın olduğu ayaklardan bir tanesi çakıştı Ümit'le. Mandarin'le çakıştı ama hemen yorumlarımıza geçelim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben 7 numaralı Royal Story'nin bu tip mesafelerde ortaya koymuş olduğu performansı da göz önüne alarak ilk şansı veriyorum. Ancak 2 numaralı Lira Lira son koşusu kesinlikle benim gözümde nazarımda ölçü olmaması gerekir. Tamam tabela içerisinde yer aldı belki ama çok daha iyi bir yerde bitirebilirdi o gün. Bugün iddiası yüksek ve 1 numaralı Kocaman Tınaz bu mesafeleri çok sever. Bugün bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilecek adayların başında gözüküyor. Ben 1 numaralı Kocaman Tınaz'ın da olmazsa olmaz isimlerden biri olarak mutlaka 3. isim olarak kuponlarda yer alması gerektiği kanaatindeyim. Son yarış padoğunu çok beğenip takip listemize aldığımızda yarışı da gayet tatminkar olan 6 numaralı Ayza. Yine 8 numaralı Voli son ikinciliğiyle yarışın iddialı isimleri olurken 12 numaralı Maraza'nın son yedinciliği o da ölçü almadığım isimlerden. Önceki iki yarışı gayet tatminkardı. Bugün muhtemelen Kocaman Tınaz'ın gideceği koşuda onun arkasına hemen yatıp düzlüğe bırakabilirse işi iddialı olabilir Marazan. Çünkü o tip yarışları da başarılı bir şekilde yapabiliyor. İlla önde gitmesi şart değil. Ve aradaki sıklet farkıyla bunu en iyi şekilde değerlendirebilir Marazan'ı. Bugün aman ilk ayakta kuponlarda dikkat diyorum. 11 numaralı Kara Adil. Son tabela dışında kalmış olduğu iki koşusunu çok fazla ölçü almamak gerekiyor. Benim sürekli takipte olduğum isimlerden biri Padoa hep çok iyi geliyor. Yarışlarında pek yok. Bugün ters bir yarış gelebilir. Son olarak da yarış hayatı sınırına çok yaklaşan ve birkaç yarışı kalan bu yüzden artık bir potoya ulaşması gereken 4 numaralı Akfırat'ın da çok geniş kupon yapanlar tarafından değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Öncelikli olarak 7-2-1 ve 6-8 sonra diğer saydığım isimleri. Zor bir ayak ilk ayak. Mümkün olunca çok ata şans tanıyalım. Günün ikinci ayağında 8 numaralı Yiğit Efe Kağan. Son iki yarışını yaparsa bugün de birinciliğin en güçlü adayı. Ancak 11 numaralı Can Kurt Bey. Kazanmış olduğu yarış fevkaladeydi. Aynı koşuyu eğer sergilerse bugünün mutlak surette iddialı safkanlarından biri olacak. 10 numaralı Azelhan. Ekürüsü Biçer'in katkılarıyla mutlaka iyi bir yerde bitirecek. Ondan da harikulade bir yarış beklediğimi söylemek isterim. Dolayısıyla 10 numaralı Azelhan'ın da eküllerinde daha doğrusu kuponlarda yer alması gerektiğini ve 8-11-13'lüsünü şöyle ayrı bir tarafa koyalım. Bunlar bir kere mutlaka olmazsa olmazlar. 4 numaralı Bahar Şah, 6 numaralı Yurttay, 12 numaralı Gezegen. Ne yapacağı ne edeceği belli olmuyor. Hiç ummadığınız yarışlarda ilginç çıkışlar yakalayabiliyor. Çok favori olduğu koşularda beklentilerin altında kalıyor. Tam bir kapalı kutu ama bugün ilginç bir performans gelebilir. 3 numaralı Güzel Kaya ve 1 numaralı My Sultan ise bu ayakta çok at yazanların en azından bahis vekillerinde dikkate alabileceği alternatifler olabilir. Günün 4. ayağında 4 numaralı Kara Üzüm. Son kazanmış olduğu koşu sonrasında bu 2800 metrelik yarışta bana göre en iddialı isim olacaktır. Öncelikle şans verdiğim isim 4 numaralı Kara Üzüm. Risk edilebilecek liman tercihlerinden biri olabilir. Ancak liman tercihini diğer ayaktan veya arkadaşlarımın önerilerinden yana kullanmak isteyen dostlarım varsa o zaman öncelikli olarak 4 numaralı Serhan Tay diyeceğim. Son koşusu çok iyiydi. O da zaman zaman ilginç yarışlar yapabiliyor. Hiç ummadık yarışlarda kötü koşabiliyor. Çok kolay kazanır dediğiniz yarışlarda günü gününe uymayan isimlerden biri. Hakeza Merih son koşusunda internasyonel yarışta
fevkalade bir ikincilik elde ederken ortaya koymuş olduğu performansla göz kamaştırmıştı. Bugün daha uygun grupta Ekürisi'nin de Kurtçabay'ın da katkılarıyla ilginç bir yarış yapabilir. Farklı bir taktik uygular mı bilemiyorum. Yarış 2800 metrelik bir yarış. Bu koşuydu değil mi arkadaşlar Çelikkan yarışı? Evet, evet. İbolu muydu? İbolu'ydu. Biraz daha kısaydı. Şimdi bu tip uzun mesafeler enteresan koşulardır. Taktik anlamında Çelikkan'ın Ayabakan'ı geçtiği gibi mesela. İbolu'ydu gerçi ama hani bu tip mesafede 2800 metrelik yarıştan bahsediyoruz. Hiç ummadık bir yarış çıkartabilirler. Bugün ekürlerin böyle bir taktik uygulayabilirler mi bilemiyorum birinden biri. Merih önde böyle hani belki de tam tersi olacak bu düşündüğümüzün. 1000 metre bir yarış olacak. 1800 metre yarış böyle kendi halinde artık tur vakar şeklinde gidecek. Son metrelerde veya tam tersi ilginç böyle bir hani bakıyorum kim yapabilir o yarışı diyorum. Önde bir Enderef'e gözüme çarptı. Önde böyle istediği tempoyu biraz sert bir tempoyla verip düzlüğe kadar gelip düzlükten sonra acaba gidebilir mi? Yani şu 2800-2400 ve üzeri yarışlardan hep böyle korkmuşumdur. Dolayısıyla evet Karaüzüm çok şanslı ama yarış kurgusuna, yarış taktiğine baktığımızda çok ilginç bir taktikle, çok sıra dışı bir taktikle de bir büyük sürpriz olursa hiç şaşırmam. Ben Karaüzüm alternatif arayanlara 9-7-2 sıralamasını, Serhantay, Merih ve Enderef'e sıralamasını önermek isterim. Sadece şeyi merak ediyorum. Ekürisi'nin nasıl bir katkısı olacak Merih'e? Veya Merih'in Kurtçabay'a nasıl bir katkısı olacak? Çünkü hani Merih diyoruz ama Kurtçabay'ın da mutlaka bir şansı vardır diye düşünüyorum. Hocam Merih böyle önde yarışı bir tempo yapıyor. Şimdi Kurtçabay'ı mı bekleyelim, Merih'i mi kovalayalım? Bir ikilemde de kalabilir o ortada bir grup. Merih'in gitmesi sanki biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. O da çok kaprisli bir at. Gerçi üzerinde Halis Karataş var. Evet. Onun her şekilde şeyinden gelir, dilinden anlar ve hani onu zaten son koşusunda da çok iyi koştu ama yani yarışın kilit isimlerinde iki tane kilit isim var. Ekürlerin uygulayacağı taktik ve Merih. Bir de Enderefe'nin. Şimdi Enderefe de bekleyerek yarışlar da kazanıyor. Evet, evet. Enderefe'nin koşunun numarasını mı götüreceği götürmeyeceği. Bir kafamda taktik daha var. Enderefe yine bekleme yarışı yapar. Merih ile Kurtçabay kendine koşar. Atasoy önünde bu sefer çok boş kalabilir. Atasoy'dan da bir sürpriz gelebilir mi? Ümit sence kim götürecek numarayı? Ben yani tahminen Enderefe ve Merih. Yani ikisi de gidiyormuş aynı gibi çıkacak. Aynı şeyi düşünüyoruz. Ama bir kopma olmasına ikisi birden müsaade etmez. Abi. Etmez. Öyle diye tahmin ediyorum. Çünkü ekürü de... İkisi de biraz kendilerine göre şanslı olduğu için. Tamam. Otomatikman hani birebir teke tek preste bırakmadan ama aranın çok açılmasına da izin vereceklerini düşünmüyorum abi. Çünkü Atasoy da var. O da ilk üçte takip ediyor. Atasoy, hayır. Onlar birbirlerini kollarken Atasoy bundan... Çünkü bak Enderefe son başarılı koşularını bekleme yarışları yaptı. Tempo yarışları da kazandığı yarışlar var. Merih önde de kabullenebiliyor ama tam bir ek yani. Burada İki grup halinde koşulabilir bu yarış. Koşulabilir. Evet. Veya bir Çelikkan yarışı gibi böyle bir tanesi çıkıp gider de arkayı dağıtabilir mi o şeyi sonrasında? Yani çok da keskin bir şeyler söyleyemiyoruz çünkü çok önemli bir yarış. Aslında hani yarış. Öngörümüz var ama onu çok söylemek doğru olmaz. Benim bir öngörüm var kendime göre. Söyle, kendi düşüncendir. Ben mesela bu yarışta ekürü koşuyor olsam bir tane ekürümü gönderirim. Ama yani... O ki, da Merih mi yani? Kurtçabay'a gidebilir mi? Kurtçabay gibi sonlarda çok güçlü gelen bir atım varsa Merih'i götürmek bence ben daha mantıklı. Ben o riski alacağını pek düşünmüyorum. Ya. Yani o geçen internasyonelde ikinci oluyor abi. İkinci oldu da öyle Çelikkan yarışı yaptıracak yaptırmaz diye düşünüyorum. Ben de ondan grup bir koşuyor. Çünkü Enderefe yani biri giderse Enderefe ille de onun yani peşine çok Merih'i feda etmezler diye düşünüyorum. Ama Merih o şekilde bitebilir mi? Bilmiyorum. Yani çok bir kere taktiklerin ön plana çıkacağı ve... Evet. Mutlaka çok zekice bir taktik uygulayaraktan bazı jokerlerin burada iddialı olabileceklerini düşünüyorum deyip günün dördüncü ayağına geçiyoruz. Dört malı Artikmen artık kumağını buldu ve bu koşunun bana göre en iddialı, en şanslı safkanlarından biri olacaktır. Artikmen koşuda mutlak surette ön sırada değerlendirelim. Bugün Dilbağ ilave olarak bir Dilbağ takısı var. Dolayısıyla dikkat. Yine bana göre Parlera'nın son koşusu fevkaladeydi. Bugün ciddi rakiplerden biri olacak ve 5 numaralı Ryan Earl, Ecuracy Impulsive ile birlikte yapmış olduğu çalışmalarında iyi gözüktü. Bugün yukarıdaki iki isim birden eksik koşarsa Ryan Earl'ı devreye girebilir. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise sürat listesiyle 1300 metrelik yarışta starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklediğim 3 numaralı Crazy Island günün risk edilebilecek bir diğer adayı ama 5 numaralı Mandarin ve 4 numaralı Hız Delisi'nin de ona sert rakip olabileceğini düşünüyorum. 1 numaralı Misal yorumlarımda yok, belki şablonumda sıralamaya girmedi ama şöyle bir Crazy Island'ın peşine erken düşen olursa veya Crazy Island bazen biliyorsunuz makinede sıkıntı yaratıyor. Çıkmıyor, sapıyor, üzerinden jokey atıyor. Öyle vukuatlı yarışları var Crazy Island'ın. Öyle bir durumda acaba Misal çok boş kalabilir mi?
hani bir ilave olabilirse belki değerlendirilebilir. Günün son ayağında bir numaralı astronot, dört numaralı kırık testi. İlk iki koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum kırık testinin. Bugün Mehmet Kaya'yla çok farklı bir yarış bekliyorum ve iki numaralı can bulan üçlüsü rakiplerinin bir adım önünde. Dolayısıyla 1-4-2 şeklinde geçecektir diye düşünüyorum. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isteyenler, geniş kupon yapanlarsa, fazla ata şans almak isteyenler burada. Üç numaralı hızlı ve öfkeli, sekiz numaralı yüksek uçuş. Ve açıkçası 7 numaralı kızım Dilşah'ı da dikkate alalım diyoruz. Evet. İstanbul'u bu şekilde sonuçlandırdık. İzmir'e geçeyim mi ben? Hı? İzmir'i yapayım mı? İzmir, tabii İzmir senden. Tamam. İzmir 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir koşusuyla başlıyor. Kim gönderdi sana? Yok, ben şeyden gördüm. Ha. Hemen cevabını alır, oturur yerine. Evet. Öncelikle bütün tayların ayakları düz bassın. Bende bu ayak hepsi ama ön tarafta 3 tane tay biraz daha şanslı gözüküyor. Bunlar kimler? 6 numaralı Melek Arzum, 2 numaralı Flash is Back ve 5 numaralı First Exit üçlüsü ön planda. Rakipleri 4, 1, 3, 8 ve 7. İkinci ayakta 4 numaralı Müjdeci. Yarış hayatının ilk startında 1200'ünü 1.19 içerisinde koşarak kazanmıştı. Bugün derecesini biraz daha ileriye götürebileceğini düşündüğüm için Müjdeci ben de bir adım önde. Rakipleri son yarışında banko olarak önerdiğimiz ve kolay bir birincilik elde eden 6 numaralı Çeşme Fırtınası ve 5 numaralı Can Cahide. Üçüncü ayakta 11 numaralı Do It Easy'nin artık birincilik vakti geldi. Arka arka yapmış olduğu iki etkili yarış sonrası 2000 mesafesinde bu Red Bishop yavrusunu birinciliğe yakın görüyorum. 7 numaralı Power of Brothers ve 5 numaralı Potomya grubun yakın zamanda yarış kazanan iki tane ismi olarak biraz daha dikkat çekiyor. 4 numaralı Canşen ve 1 numaralı Mazaka da en ufak hatayı affetmez. 4. ayakta 5 numaralı Manuş. Muhtemelen yavaş gideceğini düşündüğüm koşuda her şeye rağmen ben de favori. 2 numaralı Nasrullah Bey. Sonrasında 1 numaralı Branzini ara sonrası yarış gördü, bugün ihmale gelmez. Ve 8 numaralı Terex'te vermiş olduğu 174 günlük araya rağmen bugün önlerde bir tempo yarışı yapabilir. 5. ayakta 2 numaralı Aynatınas. İzmir'de koşmuş olduğu etkili yarışlar sonrası Ankara seyahatinden de eli boş dönmeyerek birincilik elde etti. Bugün de kazanmaya yakın. 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet, 4 numaralı Asil Bakış ve 8 numaralı Akalp'te rakip gördüğüm isimler. Kapanışta yakalamış olduğu etkili formuyla Blow the Wind bugün de kazanır deyip banko tercihimi bu isimden yana kullanmak istiyorum. Evet, İzmir yorumları da Blow the Wind'den, Eray'dan geldi. Bu arada siz değerli dostlarımızdan gelen tweetleri böyle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Size saygımızı sunuyoruz. Çünkü sabahın bu saatinde kalkıp bizi izleyen tüm dostlarımıza bu bizim duyduğumuz saygımızdır, sevgimizdir. Bundan rahatsız olan bazı kişiler var ki cevaplarını aldılar, hemen verdim. Çünkü herkesin gündemi farklıdır. Sizin için gündeminiz ayrıdır, bizim gündemimiz ayrıdır. O cevapları da biz ailemize, son düzlük ailesine saygımızdan, sevgimizden onlara duyduğumuz ki onların da bize sabahın köründe kalkıp sabahın 7'sinden 8'inden beri ayakta oldukları için bize verdiği değerden, onlara duyduğumuz saygımızdandır bu. Yoksa başka şeyi her türlü şekilde biz programı zaman geçsin diye de yapabiliriz. Bundan rahatsızlık duyanlar da cevaplarını aldılar zaten. Bu şekilde de devam edecektir. Diyelim programımızın sonuna geldik. Değil mi? Evet. Şimdi herkese bir kere çok teşekkür ediyoruz. Sabah saat erken saatlerde kalktık. Saat 10'da sabahın köründe. Sizler de ayaktaydınız, beklediğiniz program. Her birine buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve iyi ki varsınız diyoruz. İyi ki bizlerlesiniz diyoruz. Ailemizin, son düzlük ailesinin, büyük son düzlük ailesinin birer ferdi olduğunuz için de her birine çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın önemli bir gün. Yarın mini mini birler, çalışkan ikiler. Okullar açılıyor artık. Dolayısıyla yarın okullara başlayacak olan tüm kardeşlerimize, tüm okullara açılacak olan tüm kardeşlerimize, tüm öğretmen adaylarına, tüm öğretmenlere, her birine buradan iyi bir öğretim, eğitim yılı temenni ediyoruz. İnşallah başarıyla, sağlıkla, huzurla bitirdikleri güzel bir eğitim, öğretim yılı olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Kapanışı yapıyoruz. Hoşçakalın.
Allah'ın